Çok heyecanlıyım. Müdür ne yaptı? 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 Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür. Bir sorum olacak. Arkadaşım gel. Dur geleceğim abla. Ne taraftan? Çok hoş geldiniz ablacığım. Eyvallah. Bir çıkar mısınız? Özel konuşacağız. Ne yapmış? Şevket abiler. Geç yerine. Hoş geldiniz ablacığım. Merhaba. Sağ olun. Çok heyecanlıyım. Çanakkale deyince benim için. Vallahi çok gitmişliğim var. İnanılmaz. Gel abla şurada konuşalım iki dakika. Arkadaşım ya. Dur bir saniye dur bir göreyim seni ya. Bir dakika dur. Ablam ben mi? Sana diyorum. Ben. Siz devam edebilirsiniz abla. Ben geçen haftaki bölümü seyrettim dün gece. Hiç adetim değildir. Çok güldüm sana. Sen fena değilsin. Tutar diyorsunuz yani. Yok lan gerçekten pardon lan demeyecektim. Baştan dedim böyle bir kibar konuşayım seninle. Gerçekten şeysin ya. Yani böyle biraz böyle nasıl böyle bir biraz yani. Bence düşünüp gelseydiniz keşke değil mi insan madem. ben de size karşı boş değilim hocam. Kolay değil lan gerizekalı. Yani tek kelime bilmeden buraya çıkıp hani benim söylediklerime cevap verip komik olmak yani her gerizekalıya nasip olmayacak bir şey. Estağfurullah hocam bilakis. Bilakis derken yani. Neye güldünüz seyirci? İşte 10 yıldır biz seyirciyle gülüyoruz. Siz de bir gün anlayacaksınız diye. Ya neyse boş ver çağır Mini'yi ya. Kimi? Mini'yi çağır. Huzurlarınıza Minik. Al mikrofonu arkaya. Sorun mu var? Hayır. Evet, Suzan. İkinci sırada. Oğlum açık konuşsana, ne olacak? Burada kimse duymuyor seni. Second row. İkinci sıra diyorum, açık konuş diyor. Suzan ne var? İkinci sıra deyince o geldi. Hayatım sen gönlümde birinci sıradasın, o ayrı. Yani o anlamda değil, ben şey yapmam. Suzancığım, Suzan dedim, gel dedim. Yani seni özlediğimden değil. Suzan. Gittikçe kibarlaşıyor değil mi? Kadın çekti gitti işte. Suzan bir şey getirip taksana şuna. Evet böyle bir vergi levhası falan değil mi hocam? Burada güzel durur. Boş Suzan duruyor. Diyorum efendim diyor ya. Ne, değil mi? Ne desin kadın başka? Nasıl? Ne yapıyoruz ya? Boşuna uğraşıyoruz ya. Memleket ne hale gelmiş ya? Ne bir sus! Arkadaşım lütfen bak. Kafamda şu anda senin ne yapmam gerektiği konusunda düşünüyorum. Vallahi bak hamama götürürüm. Çırılçıplak soyundurur. Yerde şeyi de tellakta miniği yaparım ha. Ondan tellak olmaz ya. Çok saçma değil mi? Çok kıl bir şey. Ne bileyim Suzan olur mu? Saç mı o? Koltuk altı mı? Kabili. Geceye iğrenç başladık. Böyle de gider. Hep Suzan o saçsa tak. Kafaya takılan bir şey. Evet tamam kafaya takılıyor. Takmayın kap. Evet. Harika. Budur işte. Buldum. Vallahi takar takmaz buldum.
şeye benziyorsun bizim... Ne yapıyorsun? Bir dakika yerleştiriyorum. Giderken ceketini de al Suzan. Bir şey mi? Suzan buna şey bıyığı yap. İkinci sıra ve sahne ön birle problemlerim var hocam. Suzan incecik amigo bıyığı yap. Ben bunu amigo yapacağım şimdi. Acele etme acele. 4-5 gün buradalar. Arkadaşım papyonunu çıkar bu arada. Çıkar. Evet. Gömleğin yakasını aç. Ilgaz hemen bir ceket getir buna. Rengi şey olsun. Değişik olsun işte. Teşekkürler. Hemen bir ceket getir. Aç. Evet. Ve ev yapın prodüksiyon. Şey, sahneye bir ev yap. Hemen ev yap. Sen değil. Prodüksiyona söylüyorum. Teşekkür. Tak arkadan. Erkek ceketi. Erkek abla, ceketi o. Abla Çanakkale'ye giderken üşümeyin. Ya niye insancı... Senin nasıl bir erkek arkadaşın var Ilgaz? Yani... Arkadaşım yapma. Çanakkale konusunda kapat. Çanakkale çok sevdiğimiz bir ilçemizdir. Neden konuyu kapat dediğini anladınız eğer. İnsan bilmediği konuyu kapamak ister tabii. Şaka yaptım. Hepiniz inandınız. Tabii ki ilçe değil. İlk başta sizin inanmış olmanız. Çok güzel bir ev olmuş ya gerçekten. Biraz ortaya alırsan tam toplu konut işte. Arkadaşım. Hiç oralı nereye? Arkadaşım. Sen amigosun. Böyle. Evet. Rakip takımı tahrik etmeye çalışıyorum. Şey... Çok özür diliyorum. Ortaokul altındaki seyircilerimize çok özür diliyorum. Şimdi bir tane pembe beyaz rengi olan bir takım varsa yarın mektup yazacak bize. Evet. Niye öyle şeyler söylüyorsun? Love Sport. Yapma. Haydi gol. Ne öyle böyle takım olur mu? Aa olsun biz de atarız. Saçmalama, her pembe... Türk takımı yeri... olmadı belli. Olur mu? Gri pantolonun üstünde çok güzel duruyor mesela pembe ceket. Evet hocam. Evet, pembeye karışma. Arkadaşım hemen bir kendine eş bul. Pembeli birini mi? Hayır ya, bir eş bul kendine, çabuk. Bayan mı? Dur ablacığım. Ha buyurun, kaç yaşındasınız abla? Vallahi mi? Buyurun ablacığım. Kimliğinizi de getirin. İl muhabir, iki fotoğraf, parmak izi... Merhaba. Kim? İsminiz ne efendim? Cansu. Cansu. Cansu kime el salladın? Arkadaşım var. Bir de herkese. Aa, bir de herkese. Arkadaşlarım gelmiş iş yerinden. Kız ne yapıyorsunuz burada? Siz de mi buradaydınız? Siz de mi? Ben de ilk defa geldim siz. Ben çıkayım siz üçünüz... Evet. Her şey yolunda mı? Cansu, evet. Sen bunun uzatmalı sevgilisin. Uzatmalı sevgili ne demek arkadaşım? Açıkla. Böyle üçlü priz bir de kablo var. 2 metre. Sevgili diyorum gerizekalı. Evet. Uzatmalı. Böyle elimde geziyorum kabloyla. İşte şarj için lazım olur. Televizyon, radyo. Hayır, evet. O senin uzatmalı sevgilin. Dolayısıyla sen onun uzatmalı sevgilin. Ben sırf üçlü priz miyim? Yok. Sen niye illa sana bir şey takılsın istiyorsun? Evet, çocukları yana alalım. Yan salonda. Bir dur. Evet, Cansu. Sen 7 yıldır bir ilişkin var. Her sabah uyandığında bir evlenme teklifi alacağını umuyorsun. Çok ayrı duruyoruz ya ondan. Evet. Her sabah acaba bugün evlenme teklifi edecek mi diye uyanıyorsun. Bugün edecek miyim evlenme teklifi? Tamam. Evet. Mesela gidin oturun koltuğa. Koltukta uyuyun. Koltuğu olabildiğince bu şeye sahil yoluna doğru alsalardı ya. Niye öyle yapmadılar ki? Evet. Duvarda dikine buradaki uyuyorsun. Seyircimiz dikine uyuyorsunuz. Akşam televizyon izlerken biraz uyuyorsun. Biraz öne alabilir miyim? Bir sıkıntı olur mu? Yok hiçbir sıkıntı yok. Buyurun Cansu Hanım kalkın lütfen. Evet, şöyle yapalım ki mağdur seyircimiz kalmasın. Tiyatro mudisi olmasın. Bunu kaldıramıyoruz, 150 kilo var üstünde. Evet. Ne yapıyorsun? Şimdi orada oturmayın, arkaya gidin, duvarın dibine. Evet, duvarda durun, yan yana durun, yan yana durun. Burayı kapatalım mı? Sebep? Kafanda ne var? Ben bugün evden teklif ediyorum. Hayır, pislik yapma. Ben 7 yıl nasıl böyle bir hıyarlık yapmışım? Arkadaşım. Ne? Sen çok kibar bir insansın. Evet. Evet, kibarı göreyim. Hayatım burayı kapatalım mı senin söylediğin gibi? Süper, busun sen. Evet, yan yanasınız. Sen de bu... Yan yanasınız, televizyon izlerken uyuyakalmışsınız. Ayakta. Ayakta, evet. Tanıştırayım, nişanlım dünden razı. Cansu harikasın. Evet arkadaşım. Sen de kafanı onun öbür boynuna koy.
Öbür boynu. Evet. Diğer boynunu aldın mı kuru temizlemeden? Bir boynu var ya. Hayır, iki boynu var. Senin taraftaki boynu, öbür taraftaki boynu. Şöyle uyuyoruz galiba. Burası oldu alayı boyun. Tamam. Bu bir. Evet. Bu ense. Evet. Bu bıngıldak. Evet. Ne evet, daha nereye devam edeyim? Dallak, böbrek, kara... Hayır, boyun göster. Ah. Boyun var, boyun var. Sana yatan boyun, yatmayan boyun. E ne abi, boynu kırıp kafamı bu tarafa mı koyayım ben? Ben nasıl anlamam. O boynunu senin boynuna koyuyorsa sen de boynunu onun boynuna koyacaksın. Ne diyor kız? Kız ne diyor? Kız bayağı hakikaten bir erkeği nasıl cezbedeceğini biliyor ya. Sürekli özür dileyen bir kadın. Siz bunları internetten mi öğreniyorsunuz kız? Evet, uyuyorsunuz. Televizyon karşısında uyuyakalmışsınız ve korku filmin sırasında uyuyakalmışsınız. Seyirci, bir canavar sesi yapacaksınız ben üç deyince ikiniz birden korkuyla uyanıyorsunuz. Öyle, tamam mı? Ay, falan değil ama. Üç, iki, bir, seyirci. Mesaj geldi hayatım. Hayır artık. Ya yapma ne olur ya. Öyle bir şey indirmişim belki. Arkadaşım, şimdi seyirci, o falan onları yapmayın. Ayıp. Evet. Arkadaşım uyuyorsunuz, daha büyük bir ses seyirci. Yarınız bom yapın, yarınız güm, yarınız canavarı yapın, tamam mı? Evet. Üç, iki, bir. Ne biçim horluyorsun ya? Ben bu yüzden evlenme teklif etmiyorum 7 yıldır. Arkadaşım, sığır. Hayır, sığır yani bir hayvan manasında. Şey, bir kadına nasıl davranılır bilmiyorsun. Kibar adamsın sen. Tamam, normal kız davran. Korkmuş. Tamam, öyle bir şey yap ki korkusunu al. Arkadaşım, öne davet et kızı, öne davet et. Ve Cansu, her seferinde bu mevzuyu açıyorsun. Herkes sana soruyor, bu çocuk sana ne zaman evlenip verecek? Çirkefsin. Buyurun. Madem uyandık, biraz daha öne geçip daha yakından korkalım. Gel. Çirkeflik yap. Atır mısın yeme? Hayır, sen değil. Sen değil, Cansu yapacak çirkefliği. Ha. Cansu, çirkeflik yap ve şey söyle. Yani ne zaman evlenme teklif edecek, zorla bunu. Evet, 3-2-1 buyurun. Ne zaman? Herkes gitsin. Sen kaçınıyorsun. Öyle değil Cansu. Eller kollar daha da büyük. Bağırarak söyle. Nasıl erkeksin? Evet, buyurun. Anne haklı çıktın. Arkadaşım! Bağır, nasıl erkeksin? Bağır. Nasıl erkeksin sen? Böyle. 7 senedir bekliyorum. Bir evlenme teklif edeceksin. Ben 7 yılda bir ediyorum işte. Arkadaşım kıvır. Ne ya oldu kıza? Burnun ahşabında bir şey mi var ya? Ne oldu kıza? Bilmiyorum, bütün fabrika ayarlarına geri döndü. Yıkıldım. Efendim? Kıvır. Arkadaşım kıvırsana. Kızı bu kim mi? Hayır hayır. Sen şey kıvır. Kız diyor ya ne zaman evlenme teklif edeceğim. Ya şimdi ben tabii ki de evlenme teklif edeceğim. Biz yoksa niçin ben senin güzel kıymetli yaşlarını böyle bir şey için heba eder miyim? Edeceğim fakat doğru zamanı bekliyorum. Nasıl bir zaman o? İşte ona daha tam emin değilim. Yani, biraz anlatsana. Anlatacak bir şey yok. Şimdi hayatım bak şöyle bir şey var. Mutlu bir evlilik yapmak Cansu, sana... birden bağır. Evet devam et arkadaşım. Mutlu bir evlilik yapmak sen seni... bağırıyor muyum? Duyamadı. WhatsApp'tan yazırsanıza siz ya. Konuşurken birden bağıracaksın. Arkadaşım korkudan koltuktan düş. Evet başla devam. Niye insan gibi ya? Ben niye düşeyim ki? Ay aman yaparım düşmem. Hayır ya. Düşeceksin. Evet. Bak, düşeceksin. Montajda düşür. Hayır. Ben evet. Senin poponu havada görmezsem yere koyamam. Montaj şeysi. Evet 3-2-1 Cansu bağır. Arkadaşım düş. Evet buyurun. Yani seni... İşte bunu bekliyordum. Benimle evlenir misin? Bu çığlığı bekliyordum. Arkadaşım. Ben. Feryat bekliyorum ben. Kız bağıracak, korkacaksın, düşeceksin. Cansu, ya, otur. Ya niye düşüyorum ya? Evet. Şimdi ben anlatsın istiyorum biraz. Ki seni annenin babandan evinden alınca çok daha iyi bir, orayı aramayacağın kadar iyi bir hayat sunayım ve o zaman sana evlenirim. Nasıl daha iyi bir hayat? İşte bağırma, sana anlatıyordum. Tam o sırada Cansu'nun telefonu çalar. Çal telefonu. Ben mi çalayım? Hayır. Seyirci çaldır. Cansu, annen ben. Anne? 10 yıldır hep aynı karı arıyor kim olursa olsun ya. O iğrenç ses, hep o iğrenç ses arıyor ya.
Cansu, sana evlenme teklif etmedim bu hıyar. Etmedi, ya tam edecekti ya da hiç etmeyecekti, bilmiyorum. Zaten başka seçenek değil. Ver şu damadı bana. Annem seni istiyor. Yok, komple beni istiyor. Alo. Ne alıyorsun lan? Beyefendiyi verir misiniz? Sizin sesiniz çok iğrenç. Ne alıyorsun? Kocanı ver lan. Arkadaşım. Ama şimdi ben bu kadınla bir yere kadar anlaşabiliyorum yani. Ya kibarsın. Annedir o. Onun da yüreği var. O da istiyor kızı telli duvaklı. Evet. Konuş. Alo. Benim kızıma 7 yılını yedin, yedin. Ablacığım, sesinden ne dediğin anlaşılmıyor. Kızımın 7 yılını yedin. Hanımefendi, telefonun üstünden kalkar mısınız? Filtre yapıyor. Kızımı ver lan. Seni istiyor gül sesli annen. Alo? Senin 7 yılını yedi, söyle ona. 7 yılımı yemişsin. Zaten ben yediğime göre bunu bana mı anlatıyorsunuz? Ben yedim, ben biliyorum zaten bunu. Arkadaşım de ki şu anda evlenme teklif ediyorum de. Evet, diz çök, çök dizi. Şu anda evlenme teklif ediyorum. Söyle annene, anne, hemen kapa. Kapatsın Cansu. Anne kapa anne. Niye? Karı hala kapamıyor ya. Ya sen kapa, kapa anlatacağım ben. Kapadı sana. Kapadı, yoksa etmiyorum. Kapadım. Sen değil annen. Evet, diz çök arkadaşım. Ben hemen... 7 yıl niçin inat etmişim ki bu ailede? Arkadaşım diz çök. Evet, ver müziği. Prodüksiyondan bir eleman gelsin hemen. Ben ne? Sen dinleme, evet. Cansu çok heyecanlan, titremeye başla. Alçaktı mı? Ben bayağı yüzük falan veriyor. Ya ver yüzüğünü. Kızlar, bunun bir amacı mı var buraya gelirken? Bak Barış Bekar ha. Aslan gibi çocuk. Evet. Seni öncelikle insan olarak, daha sonra da hayatımı güzelleştiren o özel kadın olduğun için 7 yıl boyunca çığlık at. Cansu sen çığlık at. Kaptırdın. İşte şunu yapmayacaktın. Yapmayacaktın şunu. Ana kız, bu sesiniz beni bitirdi ya. Bitirdi ya bu sesiniz ya. Diz çök lütfen. Arkadaşım diz çök şuraya. Evet. Konuşuyordun çok duygusal. İlk eşimle yaşadığım o inanılmaz... Arkadaşım. 7 yıldır sana çektirdiklerimden gir. Evet. 7 yıldır... ha evlenme teklif edecek, ha etmeyecek diye sana geceleri zindan ettiğimi biliyorum. Çığlık! Çok güzel. Benden önce girdin, gene giriyordum ben çünkü. Sana geceleri zindan ettiğimi biliyorum ama hepsinin bir sebebi vardı. Daha büyük! Hepsinin daha büyük bir sebebim var. Ne? Kıza diyorum, kıza sen diyor. Devam et. Hepsinin daha büyük bir sebebi vardı. O da... ya en romantik yerinde zılgıt çekiyor, bir şey yapıyor bu ya. Ya bunu bana parayla mı verdiler? Ben anlamadım ki. Arkadaşım. Miras mı kaldı bize? Hayır. Sen seviyorsun onu, aşıksın. Ha, aşığım ben. Ama evlilik fobin var, teklif edemiyorsun bir türlü. Ha, ondan mütevellit. Ha, evet. Mütevellit Cihan, bu. Sen de tam o sırada içeriye gir, sen de doğal gazcısın, kaçak yeri arıyorsun evin içinde. Evet. Ha, böyle bir zamanda evlilik... Evet. O gazla. Evet. Tamam. Sen tam teklif ederken Cihan gir içeri, nereden patladı diye sor. Evet, 3-2-1 buyurun. Sen görmüyorsun arkadaşım, Cihan arkadan gel dokun tam söylerken. Evet, buyurun. Ve netice itibariyle eğer senin için de uygunsa... Nereden patladı? Cihan'la evlenmek istiyorum. Çünkü o zaman gazı bedavaya getiriyoruz. İyi mi? Arkadaşım, evdesin. Karına, şey, kız arkadaşına evlenme teklif ediyorsun. O sırada adam biri dokunuyor, nereden patladı diyor. İşte olay buradan patladı zaten. Ne şaşırmaz zaman... mısın? Hayır, hiç şaşırma. Bizde hep gazcı gezer. Arkadaşım. Türk evlerinde hep gaz vardır. Bu bilinen bir gerçektir yani. Arkadaşım pisleşme. Dön kıza. Birbirimize söylemeyiz ama hep vardır bu. Hayatım osurdu mu? Yok be tatlım. Mışıl mışıl uyudun. Sabah bir kalkarsın, 6 cam açık. Bu ne böyle donuyoruz? Bahar geldi Kasım. Dön kıza. Açık verme. Bunlar bizim sırlarımız. Bunları açık etme. Evet, dön kıza. Tam teklif ederken çocuk gelir. Gelince evet şaşırıyorsun. Evet, buyurun. Ve eğer senin için de uygun bir vakitse... Nereden patladı? Doğru.
adam o kadar gerçek ki ben hakikaten bir koku aradım yani. Vallahi korktum. Gaz olabilir evde çünkü. Salaklaşma lütfen. Dön kıza. Tekrar vuruyorsun. Yüksek, sen bu arada bu arada sen her yeri kokluyorsun. Yerleri, merleri, arkadaşımın üstünü, kızımızı her yeri kokluyorsun. Hadi. 3 2 1 gel. Eğer senin için de uygun bir vakitse. Çığlık. Hayır, bağırma. Nereden patlıyorsun? Kimsin birader sen? Kim bu? Yellos, beni aldatma buydun. Hayır canım. Hayır canım dedi, konuyu kapattı. Aa, o zaman tamam. O zaman tamam. Arkadaşım, sorsanıza nedir diye. Nedir bu gaz olayı? Kimsin sen? Arkadaşım, böyle dön, o da böyle, soramıyorsun. Can böyle gel abi. Buraya. Cansu, sen sorsana. Ulan tam evlenme teklif ediyordu geldi. Arkadaşım, sen de bahaneyle evlenme teklifini iptal et hemen. Evet, 3, 2, 1, gel koklayarak. Eğer senin için de sıkıntı olmazsa. Nereden patladı? Aa! Kimsin birader sen? Kimsin sen ya? Tam zamanında geldin. Ya 7 yıldır bu anı bekliyoruz. Sen daha dişisin, yürü. Üstünden gelemezsen anneni çağırırız. Gel. Arkadaş. Cihan. Tamam, özür dile git Cihan. Özür dile git. Özür dilerim de. Özür dilerim. Rica ederim. Çıkarken arkadan kitle ama. Evet, git. Başka bir prodüksiyon gelsin. Otursan bir daha evlenme teklifi. Kızın elinden tut, gezdir, camın önüne getir. Çaktırmadan sürpriz evlenme teklif edeceksin. Camlara bak ya. Bak şurayı gördün mü? Orada evlenmek mi? Böyle sürpriz olmaz evet, arkadaşım. Canlı. Tekrar kıza sarıl, at elini omzuna, at elini omzuna. Tam konuyu evlenmeye getiriyorsun. Başla. Hakikaten senin yerinde olsam ben de aynı şekilde sinirlerdim. Yani birisi beni hayatıma bu kadar sürüncemeye soksa... Çığlık! Dur dur, sus kız. Eğer gerçekten... Arif gel, tüpçüsün. Eğer gerçekten sen de istiyorsan benimle... Deminki ne abisi mi? Boy boy mu bunlar? Geri zekalı. Dönüyorsun karşında bir adam evin içinde. Ben alıştım artık ev. Yol geçerim arasını satayım. Dön tekrar son kıza. Sen de ister senden. Arif gel. Tam o sırada sert vur ama omuzuna öyle bir vur ki çöksün. Evet 3 2 1 buyurun. Eğer senin içinde bir sıkıntı olmayacaksa beni kadar istiyorsan. Tüpçü diye bağır. Eğer benimle evlenir misin? Kimsin birader sen? Seyirci Hakan dönme. Arif ne bakıyorsun? Tüpçü desene. Tüpçü. Bence çok... Gaz problemin mi var? Hayır yavrum. Tüpçü değil. Tüpçü... Şimdi biz bence önce doğal yollarla bir deneyelim. Olmadı değil mi tüpçü? Çocuk için mi abi? Olabilir çünkü. O anlamda var. Arkadaşım şu sahneyi ne olur bir güzel çekeyim şu sahneyi. Çekemezsin çünkü en romantik yerde kendi evimizdeyiz. Doğalgazcı, tüpçü, manifaturacı. Herkes girdi eve. Manifaturacı gelmeyecek. Tüpçü son. Kıza sarıl tam söylüyorsun. Sen ikide bir çığlık atıyorsun. Çığlığın sonunda da hihihihi diye düşüyorsun tamam mı? Evet. 3, 2, 1. Bilmiyoruz. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Tay sesi, tay sesi. Evet. Evet. 3, 2, 1. Arif sen de vuruyorsun. Alttan şey yap, bacağını al falan yap tamam mı? Tüpçü de. Evet, 3, 2. Böyle iki. İyi, çiviyle falan kanırtsa acaba daha değil mi? O duyguyu daha hissederim. Ya da böyle kreatuvarla. Olmaz, sen karışma benim işime. Hazır. 3, 2, 1. Ver romantiği. Eğer senin içinde bir sıkıntı ya öyle lüzumsuz bir yerde çığlık atıyor ki ben... Yedi sene istiliyorum ya. Ben evlenmek istedim. Ben minikle evleneceğim ya. Hayır. Lütfen. Şu kızın... Lütfen. Bununla da evlenirsek bu sefer bando mando gelip duracak eve sürekli. Merhaba ben davulcu, ben zurnacı. Ben bekar takılayım, devam edeyim ya. Arkadaşım sen zaten evlenmek istemiyorsun. Tüpçü, doğalgazcı. Senin şey için ya... Ha kurtarıyor beni onu. Kurtarıyor diyor. Seni çocuklar. Evet, 3, 2, 1. Evet. Eğer senin içinde bir sıkıntısı yoksa iğrenç bir çığlık at. Benimle evlenirsin. O kadar enteresan bir zamanda geldiniz ki birader. Tam evlenme teklif ediyordum ya. İnanılmaz. İlk defa bu kadar hızlı tüp bağlayan birini görüyorum. Değil mi? Vanadan bir bak bakalım kaçak var mı? Şöyle bir, değil mi? Sabunun suyla şey yapılır. Nerelere gitti? Evet. Konuşamıyorum. Bir dakika konuşamıyorum. Biliyor, Arif, onu biliyorum. Arif ben sana öyle mi dedim? Arkadan gel, ucuk yap, sonra tüpçü diye bağ. Evet. Mucuk tüpçü.
Yani yeni başlamış tüpçü bu. Ve hayatımda gördüğüm en kötü el şakası. En iyisi ne? Arkadaşım gel şuraya. Evet. Arif gel. Beni... Şişt sen! Şişt! Ne? Şişt ne? Tüpçü mü? Ya saçma. Ya bu... Bu adam korkutmuyor ki beni. Eğer senin için sakıncası yoksa tüpçüyle evlenmeni istiyorum. Arkadaşım. Bir dur Arif. Gerçekten el kol şakası yapmadınız mı hiç çocukken birbirinize? Kararsız kaldı. Tüpçüyü falan. Arada kaldı. Yani ne yap... İlk el şakası. Kibar bir insan o. Önce arkadaşım boşta yaptır Arif'e. Efendim? Boşta yapsın göreyim. Boşta göreyim. El şakasını. Bir. İki. Öyle değil arkadaşım. Açığa açığa yapsın el şakasını. Açığa el şakası yap. Heh bu. Arif gördün. Evet. Geç arkadaşım. Şimdi kız bağırmış, çığlık atmış. Oradan Arif arkadan bacağı yapıyorsun tamam mı? Sonra da tüpçü diye bağırıyorsun. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Senin için de uygunsa gel. Eğer bugün senin çığlık ne oldu? Atmış. Tüpçü! Sıra şaşınca korktum hakikaten bu sefer. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Arkadaşım, arkadaşının... çocuk tam yaptı. Evet. Niye tam bozdu? Yaptı bence. Güzel tam bir prova oldu. Arif 3, 2, 1 gel Arif tekrar. Evet. Ve benimle evlenmeni ist... Ne var? Tüpçü! Konuş Arif. Beyefendi gaz kaçağı varmış evde. Ya niye her gazı koklu bana gelip kokluyor? Arif o bir öncekiydi. Sen tüpçüsün. Tüpçü niye gaz kaçağına gelsin? Gerçekten öyle yapıyor. Beyefendi ne işi var evimizde hayatım ya? Şöyle diyor ki seyirci... Söyle Cansu. Aa ben tüp söylemiştim. Aa ben tüp söylemiştim. 7 senedir bu dakikaya mı bu? 7 sene önce mi söylemişti? Hayır. Tebrik ediyorum. Herhalde birinci köprüden geldiniz. Ancak 7 yılda... Seni eve alıyorlar mı akşam? Sebep? Öyle. Arkadaşım. Anne yüreği. Tamam evet atıyorsun el cebine. Arif'i alkışlarla gönder. Teşekkür ediyoruz birader. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Elim patladı ya. Bu evet arkadaşım şey... tam yüzüğü eline atıyorsun ki yüzük yok cebinde. Çıkar. Yüzüğü zaten o verdi ya bana. Hayır sen... Sen orada başka bir YouTube'da bir şey mi seyrediyorsun? Hayır ya çıkarsan cebinden. Ana yüzük Fehmi'de kalmış. Ah. Hay Allah ya yüzük de evde kalmış. İnanır mısın? Evde değil Fehmi'de. Fehmi'de neydi? Fehmi'de Fehmi. Fehmi'de yüzük de Fehmi'de kalmış. Fehmi... Fehmi'yi ara. Fehmi'yi aramıyorum çünkü tanımıyorum. Fehmi getirir. Fehmi hayır saçmalamayın arkadaşım. Fehmi'yle maça gidecektin bugün. Amigosun sen. Ben. Evet. Söyle kıza. Prodüksiyon getir buna atkı şey kaşkol falan. Evet maça gidiyorsun. Kızı da kandır maça götür orada evlenme teklif et. Çok romantik gerçekten. Ya yüzük de Fehmi'de kalmış biliyor musun? Ya. Çünkü biz bugün Fehmi'yle maça gidecektik. E ne yapacağız? Maça gideceğiz. Arkadaşım söyle maça gitmemiz lazım sevgili. Maça gitmemiz lazım. Gidelim. Cansu söyle. Bu şimdi ben bu kadının bir dediğini nasıl iki yapmam ki? Gidelim maça gidelim. Cansu gidelim. İtiraz ediyorsun. Ne maçı? Sen her hafta maça gidiyorsun falan. Arkadaşım sen de şey Erenköy sporlusun. Ehrenköy evet. Şey tezahüratını yaparak karını ikna et Erenköy'ün. Evet 3, 2, 1 buyurun. Her hafta maça gidiyorsun. İşte o yüzden bu hafta da gitmem lazım. Ama yani bu romantik anı maçla mı bulacaksın? Başka bir planın var mı? Arkadaşım! Pardon, özür dilerim. Saçmalama. Hemen dur. Erenköy'ün şey, tezahüratını yap kıza. Yap tezahüratı. Erenköy... Hayır öyle değil. Erenköy tezahüratını... Erenköy... Evet, öyle. Erenköy... Ben bir düşüneyim hocam. Hadi başa. Dur. Erenköy neresi? O tam kavşaktan döner ki orada bir soluklanırız hep. Erenköy. Hani oh geldim. Gerizekalının dibisin sen gibi. Ya. Evet arkadaşım hemen 5 kişi al sahneye. Arkadaşlarla buluşup maça gideceksin. Al 5 kişi sahneye. Abi niyetli deminden böyle bakıyor. Ben al 5 kişi sahneye. Nasıl isterseniz ben karar veremem. Abla maça mı gidiyorsun? Vallahi mı? 5. Bakın bir önde gelenleri sayın. 5. Tamam 5 kişi gelince sahneye ya, durdur. Buyurun. Ben sayamıyorum artık. Ben bu matem... Söz vermiştim. Gel abla gel. Sen ta oradan geldin. O abla da geldi. Kimse beni dinlemiyor. Biz milletçe yine çok iyi anlaşıyoruz bence. Niye?
Yani hiç anlaşamıyoruz çünkü. Evet, 5 kişi geldiler. Evet. 5 bu taraf, 5 bu taraf mı? Arkadaşım, evet. Arkadaşlar, şimdi siz gelip kapıyı çalıyorsunuz. Kapıyı vuruyorsunuz. Arkadaşımı çağırıyorsunuz. O sizin amigonuz. Geçin hepiniz bir tarafa. Geçin bir tarafa. Bu tarafa geçti. Lan nereye gidiyorsunuz? Kapıyı bilmiyorum, çalacaksınız. Onlar arkada çay var. Onu mu duydunuz? Kapı nerede mi? E bilmiyorsa niye oraya geçtin? Hep buradan giriyorlar abi. Kapıyı şuradan yapın ki. Çok geride evet, kalmayın. Kapıya gelip vuruyorsunuz. Erenköy tezahüratı yapıyorsunuz karşılıklı. Beyaz, pembe, mavi, siyah, Erenköy. Evet. Bir de mor vardı onun içinde. Silip. Asıl takım ruhu içimde. Beyaz, pembe, siyah. Cansu, abi, sen bağırıyorsun. Kafana göndermem bak diye ağlıyorsun. Evet. Biraz buyurun şöyle yaparsanız ablacığım. At kendini yerlere. Yerlere at. Arkadaşım, onlar dışarıda tezahürat yaptıkça sen burada duramıyorsun, kıpır kıpırsın. Evet. Göndermem. Cama çık, üçlü çektir. He? Cama çık, üçlü çektir. Göndermem. Çık cama, üçlü çektir. Camda değil ki, kapıya gelmişler. Ay, kapı tarafındaki camdan bak. Oradan bak, uzat kafayı. Üçlü çektir. Hadi yengeyi de al gel. Neredesiniz? Biz buradayız, sen buradayız, neredesin? Buradayız. Üçlü çekin. İlk üç ama. Arkadaşım, üçlü. Abla sen biliyor musun bunları hakikaten? Parmağında kafam kadar pırlanta var. Ooo! Hiçbir kadın tahmin ettiğin gibi değil. Evet, sen camdan kaçmaya çalışıyorsun. At camdan ayağını. Söyle, karıcığım, ben ölürüm gitmezsem Erenköy'ün maçına diye. Karıcığım mı? Daha nikah kıyılmadı, ne karıcığım? Hayır, karıcığım değil, sevgilim, evet. Sen de bacağına yapış. Yapış bacağına, bırakmıyorsun arkadaşım. Çok ağlıyorsun, hastasısın. Dur, ayırma, ayırma, yapış. Yapış, ayır. Oho, ben zaten şu an pervaza düştüm, değil mi? Haftaya gelirim anca, siz gidin. Anladın mı niye şimdi? Erenköy. Evet, arkadaşım camdasın, çık cama. Gitmem lazım diye ağlıyorsun. Gitmem lazım, lütfen. Ama buna izin vermen lazım. Ben takımım olmadan... Ben göndermemeye devam mı ediyorum? Bu kim lan? Yönetici, o her yerde yürüyebiliyor. Arkadaşım... Evet, bağırıyorsunuz taraftar, diyorsunuz ki abi gelmen lazım, sen de bir şey amigosun falan. Evet, buyurun. Abi gel, 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 hadi abi. Hiç anlamadığım için camı kapıyorum ben. Geç kalıyorsun abi. Bırak yengeyi abi. Eşim bırakmıyor. Şampiyonluk için şampiyonluk yapıyor abi. Ben takım bırakıyorum ya. Evet arkadaşlar, bağırıyorsun. Bunun şey zayıf noktası var. Onu duyunca mutlaka geliyor. Zıt Erenköy, zıt Erenköy deyin. Evet. Evet arkadaşım. Bir daha buradan Atatürk Caddesi'ne çıkartmazlar seni ama. Evet, tam bacağına yapışmışsın. Böyle yan içten vurup kırıyorsun. Bacağına yapışmışsın. Çekiyorsun, ağlıyorsun. Lütfen yapma, bunu bana yapma. Bana bu maça yüzük takmadan bırakmam de. Bu maça gideyim, bundan sonra yemin ediyorum teklif edeceğim. Lütfen. Ya ne zaman ya? İşte maçtan sonra diyorum ya, hiç kadın anlamıyor beni ya. Maçtan sonra ya. Evet, seyirci başla. He? Zıt Erenköy, zıt Erenköy, zıt Erenköy. Arkadaşım dön, dön. Arkadaşım dön karına. Dur lan, manyak mısınız? Abi bu tezahürata gelmen lazım artık. Dön karına. Aslında onlar normal bağırıyor da ablanın pırlanta eko yapıyor. Bir tur ver de binelim abla şuna ya. Arkadaşım, dön karına. Çok duygusal bir konuşma yap. Müzisyen, müzisyeni gösterin lan bana. İlk defa bir grup seni kapayabildi. Ver duygusal müziği, ver duygusal müziği arkadaşım. Çok duygusallaş, kadına bir konuşma yap. Lütfen. Hayatım. Dudağın titresin. Dudağın titresin benim karşıma. Senin dudağın titresin. Ha, benim dudağım titresin. Hayatım, sen benim için hayatta en kıymetli şeylerden birisin. Fakat takımım için öleceğimi biliyorsun. Oksijen al! Git şuradan, oksijen al, bir şey al. Hayır sen! Konuşmanın arasında oksijen al. Ama ilişkimizin başında da...
sana takımımın benim için ne ifade ettiğini söylemiştim. Şu an kendi kıçımla konuşuyor gibiyim. Böyle olmaz ki. Çok bu taraftan mı tutsa acaba? Saçma. Senden bir tek takımımla ilgili anlayış bekledim. Annen beni mutfakta sıkıştırdığı zaman bile sesimi çıkarmadım. Ne diyorsun lan sen sapık? Dinliyor mu diye bakıyorum, hiç oralı değil. Cansu annen diyor. Tabii etkilendin, duyamıyorsun. Neyse Cansu kalk, ben de geleceğim de. Ben de geleceğim. Şimdi sıçtık işte. Evet, al karını da ve ekip siz şöyle zıplayarak yürüyorsunuz, tamam mı? Omuz omuza ve zıplayarak. Öyle değil, omuz omuza. Biz tıkamıyoruz. Şey, bağırmadan arkadaşım, gir aralarına. Önce amigoyu omuzlara alın. Gir aralarına. Çocuklar geldi, evet. Kapının anahtarı nerede? Bu mu? Kapı çarptı ve camdan düştü karım. Eşim. Ya yapma şunları. Dur, evet, çıkar kızı dışarı. Evet. Ya hayalet gibi oradan çıkıyor buradan. Çık dışarı lan. Evet. Çık dışarı. Hadi bakalım. Evet, çocukları görünce amigosun ya sen. Bir hareket yap çocuklara. Onlara heyecanlandıracak bir şey yap. Haydi! 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 Alın omuzlara! Omuzlara alın! Hadi omuzlara alın. Oğlum! Allah'tan stat yakın, hadi oturalım. Arkadaş, hadi. Prodüksiyon evi hemen kaldırın. Evet arkadaşım. Ilgaz, öbür pantolonu getir. Omuz omuzasınız ve öyle yürüyorsunuz. Evet, omuz omuza yürüyorsunuz. Çocuklarla yürürken konuş. Böyle yürüyemeyiz, böyle ikili üçlü bir grup yapalım ki böyle yürüyemeyiz. Hayır, böyle yürüyeceksiniz. Allah seni... Omuz evet, omuza hocam. Yürüyorsunuz. 3, 2, 1, yürüyün stada doğru. Önce otobüse. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Efendim? Halay çekmiyorsunuz ki. Evet. Zıplayarak gidiyorsun. Bak Mavili ablaya. Evet, evet. 3, 2, 1, yürü. Arkanı dönme. Dur. Ne oluyor arkadaşım? Ben kaçmaya çalışıyorum, olmadı. Bu sefer de nişanlım beni tutacağı tuttu. Arkadaşım saçmalama. Evet şimdi arkadaşlar hep amigo gibi koy. Arkadaşlar maça neyle gidiyoruz? Evet. Kol kola neyle gidiyoruz? Hayır otobüs şey otobüse otostop yapmanız lazım. Arkadaşlar maça neyle gidiyoruz? Otobüse gidelim abi. Bravo. Tamam dağılabiliriz. Statta buluşuruz. Hadi kendinize iyi davranın. Seyirci siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Her şeyi amigo bilir. O öyle neyle mi gidiyoruz deyince neyle diyorsunuz. Evet 3, 2, 1 atla sen de öne kol hareketleriyle göster. Sor. Evet arkadaşlar, maça neyle gidiyoruz? Kol çıkarıyoruz. O zaman çıkarın neyleri. Neyle? Neyle, neyle? Kimse bilmiyor ki. Amigo konuşurken dizüstü çöker, kol çıkarır. Niye ben motor muyum? Niye kol çıkarır? Koluyla hareket yapar, gaza getirir seyirciyi. Evet. Arkadaşlar, stada neyle gidiyoruz? Neyle? Otobüsle. Evet, alkış. Evet, şimdi otobüs geçiyor. Prodüksiyon hemen bir otobüs yapın. Evet, siz bu arada zıplayarak devamlı zıplıyorsunuz konuşurken de. Şey, tezahürat yok. Tezahürat yok. Kızlar yok. Hayır, tezahürat yok. Tezahürat yok. Sadece zıplıyorsunuz. Arkadaşım sen herkese soruyorsun. Ne yaptın, çocuk nasıl falan. Ne yaptın, çocuğu nasıl yaptın? Hayır. Aa, pardon. Biz de evleneceğiz de. Arkadaşım. Söyle, de ki arkadaşlar şimdi otobüse otostop yapıyoruz. Evet, herkes şimdi, arkama arkadaşlar, geçsin. Şimdi otostopa ne? Otostopa değil, ooo ben iyice kol çıkardım. Otobüse ne yapıyoruz? Otobüse ne yapıyoruz? Bravo. Olmaz. Ne yapıyoruz? Evet, sor. Otobüse ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Otostop yapıyoruz. Şimdi otostop için ne oldu? Pırlanta gözüme giriyor tabii. Evet, şimdi otobüse rakip takım taraftarı 4 kişi al, çabuk. Çok güzel, 7... Burası gelsin, 6 kişi otursun oraya. 4 kişi sadece. 4 kişi. Buyurun. Sadece 4 kişi, otobüse evet oturun. 4 deyince ne yapıyoruz? 140 geliyoruz. Bu kadar basit. Otobüse buyurun oturun, çabuk. Otobüse oturun. Evet, oturun otobüse. Evet arkadaşım, şimdi otobüs geliyor karşıdan. Çocuklar siz omuzları alın bunu, otostopu havada amigo yapsın. O zaman arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. Onu böyle diagonal yapalım mı onları? 2 dakika hemen şöyle. O çok geride kalıyorsunuz. Böyle bir erotik filmde görmüştüm, böyle daha iyi.
pislik yapma. Erkekler alın bunu omuzunuza. Hemen alın omuzunuza. Gel abi, gel abi. Ha. Evet, o tostumu sen yapıyorsun oradan. Ayırmayın pardon lan çocuğu. Onu bilmiyorum da bunun omzunda bir sıkıntı var. Acilen baktırın bir ortopediste. Ne olabilir çocuğun omuzunda? İşte ne olabilir? Ben de onu bilmiyorum. Cenab-ı Rabbil Alem nasıl bir omuz yaratmış? Vay maşallah. Yaylan, alttan kalçadan tutun, ayırmayın çocuğu. Evet arkadaşım, şimdi otobüse... Oğlum! Erenke! Ne yapıyorsun? Ben artık ipin ucunu bıraktım. Arkadaşlar! Kendimi takıma feda ettim. Niye? Gelsek de, yenilsek de, taraftın sen de. Ben tamam. Saçmalama. Gel şuraya. Erkekler. Hınzır. Arkadaşım yapma. Yapma şunu. Ben ne yaptım ya? Yapma. Ben mağdurum hocam. Çocuklar seni omuzuna alacak. Sen otostop yapacaksın, tamam mı? Ben böyle dursam, onlar da öyle siz montajda yerleştirir. Olur. Siz altına yatın bunu. Bak bak aynı. Evet. Olur. Çocuklar aşağı yatın omuzlarınızla. İlla yatacak aşağıya. Yatın iki kişi, üç kişi. Yatın. Evet. Sen onların omuzundaymışsın gibi. Evet. Üç, iki, bir. Hala kaldırıyor. Senin isim ne arkadaşım? Ömer. İyi. Ne bakıyorsun lan? Çocuğun ismini sordum. Ne bakıyorsun? Tamam hocam. Devam Ömer. Üç, iki, bir. Buyurun. Nein, nein. Nicht mein Arse. Nein. Çocuklar. Verstanden Sie nicht? O ayakta duruyor. Diyor ki, ben ayakta durayım. Onlar kalçamın altında evet dursun diyor. Siz de sanki kaldırmışsınız gibi numaradan. Ha, ben montajda sizi dikerim ayağa, tamam? Sen rahat hisset kendini. Sen rahat hisset. Evet, arkadaşım dur. Yap otostopunu. Nasıl yapayım? Otobüs! Otobüs! Buranın otobüsü değişik. Biz otobüse gideceğiz. O gelmiyor. Bir dakika durun. Arkadakiler durmuyorsunuz. Hep zıplayarak, evet. Maçı, maçı! Evet. Evet, yaklaşın yavaş yavaş otobüse. Evet, otobüs. Fren yap, dur. Otobüstekiler, en öndeki abi, ismin ne senin? Ben, Muhittin. En öndeki abi, ben mi? Öndeki, bana mı? Senin ismin ne arkadaşım? Melih. Melih, Melih niye tamam Muhittin abi diyorsun? Tövbe tövbe yarabbim. Arkadaki abi, sizin isim ne? Murat benim ismim. Öteki? Kaan. 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 Murat Kaan. Sen bu Bahar'ın eski manitasısın, tamam mı? Ve sen de rakip takımın amigosusun ve rakip takım otobüsü bu. Bunları otobüse alın, bir güzel otobüste dövün, tamam? Evet, Bahar. 3, 2, 1. Ulan 35 kişiyiz biz. He? Sabah eve gelen tüpçünün sözüne inanırsam... Evet. Tek hareketle yıkarım bu otobüsü. İki kontrolör yolladılar eve gaz kaçağı var mı diye. Saçmalama. Veririm burayı ateşe. Saçmalama. Yakarım lan takımı. Evet arkadaşım, siz sevinçle otobüse biniyorsunuz. Ne güzel. Hepiniz binin otobüse. Ne güzel ayam olacaklar. Binin otobüse, binin otobüse. Çocuklar kalksanıza, ne duruyorsunuz? Evet, şu pembeli değil. Ulan deminden beri ağzını açmıyorsun, ilk lafın dalalım mı? Arkadaşlar, şimdi siz dördünüz, şu pembeli amigoyu aranıza alıyorsunuz, bir güzel pataklıyorsunuz. Ya ben niye mütemadiyen dayak yiyorum? Bir dakika dur, Bahar. Biz vermeyiz. Biz buradayız diyor. İlk başta siz o. Şey, aranızda Bahar var mı? Hayır, Cansu vardı ama. Evet. Ama ben Bahar, Bahar diyorum, ben Bahar değilim desene. Hayır, biz de sanıyoruz ki siz Bahar mı istiyorsunuz? Cansu, efendim? Sen de kendini ortaya atacaksın, tamam mı? Durun, vurmayın diyeceksin. O sırada arkadaki abi diyecek ki, aa Cansu aşkım ne haber? Evet, 3, 2, 1 buyurun. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Rakip, hey. Rakip odun çık. Niye durduk? Cansu aşkım. Muhabbete bak. Ne, yengemize mi? Bana burada akciğerime nefes gitmiyor. Bunda aşkım ne yaptın? Nerelerde? Arkadaşım. Evet. Ağır çekimde kalkıyorsun. Sinirlen, kıskan, her şeyi yüzünde göreyim. Evet. Kaan. Evet. Cansu. Kaan. Ver müziği. Aşkım. Bir dakika ya. Hocam bir dakika ya.
Bir dakika Cansu, yenge affedersin. Affedersin, bu arkadaş kim Cansu? Yani ben tanıyorum mu arkadaşı? Bir kere rakip takımdan aşkım falan diyor sana. Çok eskilerden. Ben nasıl bir geçmişle evlenmeye çalışıyorum acaba? Cansu, elini bir kere yaparsan geçmişindeki çocuk olur. Böyle yapmaya devam edersen o sıkıntılı. Çok eskilerden. O, ama böyle bir gene bir tencereyi bir kazıdın. Böyle bir o sıkıntılı. Yeşil tarafıylaysa büyük sıkıntı. Arkadaşım, kız. Yapma çocuğa, kıza. Evet, Kaan sen de geliyorsun ya. Kaan gel. Bir dakika, Cansu özür dilerim aşkım. Yıllardır seni arıyorum falan diyorsun arkadaşım. Sen de gir de. Evet, 3-2-1 buyurun. Ben, tamam. Bir dakika, Cansu yıllardır seni arıyorum aşkım. Niye geldin ya? Niye arıyorsun? Çünkü unutamadım seni. Siz harbiden böyle mi manitacılık yapıyorsunuz? Biz kaçırdık, bir kuşak kaçırdığımız için ben meraktan soruyorum. Bir dakika birader, affedersin, siz nereden tanışıyorsunuz? Yüksel yani? Arkadaşım. Yüksel arkadaşım. Sen... Hayır sen Yüksel. Çocuğa Yüksel. Ooo, burada bir şey oluyor. Öyle değil ondan. Kız çocuk gelmiş senin yanında şey, sence bir dakika bizim 7 yıllık bir ilişkimiz var. Bir dakika, tam... Affed, evet. Cansu özür diliyorum. Birader çok affedersin, Muhittin ben. Daha ağır yap. Merhabalar Muhittin. Öyle değil ulan, ağır abi yap, daha ağır abi. Affedersin, bizim 7 yıllık bir mazimiz var. Ben ilk defa adını duyuyorum. Birader nereden çıktın? Ben bu eski aşkım maşkım, ben anlamadım bu işi yani şimdi. Cansu lisede, liseden de. Liseden. Liseden tanışıyorsun. Lise kaç? Lise 2. Lise 2 aynı. 3'te? Lise sona kadar devam etti. 7 yıl lise sona kadar devam etti. Kaç yıl? Hesap edemedik şu an. Arkadaşım saçmalama. Zaten hiç hesap edemiyorum. Lise 2 başladı. Lise 2. Mesela tıp ilerlese bu yaşta da alınmaz mı bu çocuk? Ay aşk olsun. Dur kız. Olmaz. Cansu sen de şimdi onu kıskandırmaya çalışıyorsun. Bak 7 yıldır bir evlenme teklif etmedin. Kaan bugün bana evlenme teklif eder misin de. Evet söyle. Ya bak 7 yıldır beni unutmamış. 7 yıldır bir evlenme teklif etmedin. Sen eder misin şu an bana? Ben çoktan ederdim. Şu an eder misin diyor. Ederdim yani şu ana. Şu an eder misin diyor. Ederdim başka. Şu an eder misin? Ederim. Al et. Ne? Delikanlık bu. Lafın ederdim. Şu an ederdim değil. Şu an eder misin? Ederim. Edecek misin? Ederim. Şu an. Et. Et o zaman. Edeyim mi? Et o zaman. Hocam alalım mı paçası? Cansu. Benimle evlenir misin? Bir dakika. Benim, Cansu benimle evlenir misin? Lay 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 lay. Ben yırttım. Alın omuzlara, i̇şte alın omuzlara bir koyu. Alın omuzlara bir koyu. Ben yırttım. Tamam, alın omuzlara. Tamam. Alın omuzlara. Sen gel, sen. Oğlum. Lay 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 lay. Götürün içeri. İçeri, içeri götürün. Bir dakika dur, bir dakika dur. Oğlum, yavrum yapma, dur. Dur. Arkadaşım, bir durun. Seni içeri götürsünler. Sonra getirsinler. Tamam. Yürü, lay lay lay. İçeri götür oğlum beni. Oğlum içeri götür beni. Şuraya, yavaş yavaş. Kabul edin. Müzisyen arkadaşım gelsin. Çok yoruldun ilk yarıda değil mi? Gözümün nuru gelsin. Sizin evin perdesi miydi pantolon daha önce? Nesin sen? Yılgın bir şeyim yani. Hayır. Yani bu görüntünle nesin? Hayır, fular'ın falan var. Niye fular yanda? Mesela ortada niye durmaz da fular yanda durur? Hiç ben farkında değilim. Biri oradan onu giydiriyor, biri onu şey yapıyor, biri buradan, biri pifetle su veriyor. Ben o, içine olarak... bir şey giydirdiler mi? Evet. Ben seni soymak istesem sıkıntı olur mu? Neden? Neden? Ben ona dedim ki paçalı don giydirin dedim. Yok, ondan yok işte. Ne giydin sen? Böyle şeffaf. Arkadaşım. Bana yalan atma. Doğruyu söyle. Stretch film.
Salak, streç film olur mu? Streç olmaz zaten, streç film o. Streç. Söylerken bile geriliyor, streç. Arkadaşım olmaz, canım. Hava almadığın için şey olur, pişik kilo olur. Kilo verdiriyor, kilo. Arsa iğrenç detaylara girmesek biz bize ya ne güzel... Ya sen de söyle o zaman, ne içinde bir şey var mı yok mu? Çünkü ben seni başka bir şey hayal ettim. Şimdi böyle bir his var. Hayır ya, şey olarak, kıyafet olarak. Hocam uygun değiliz, böyle devam ediyorsak edelim, yoksa... Ama ben seni ilham perisi yapacaktım. Tamam böyle olayım ben ilham perisi. Ya tütü falan giydirecektim ben sana, onu çıkarttıracaktım. Tütüyle alttan donla kalacaktın yani ortada, şebelek gibi. Neyse. Onu giydirdi. 20 dakika konuşur burada. Ne? İlham perisi ver o zaman yüzünle seyirciye. Gelsin ilhamı getir mesela. Mesela müzisyene ilham ver bakalım. Nasıl veriyorsun? Ne kadar heveslendin ya. Ne kadar heveslendin hemen. Çal. Bir şey çal ya. İnsanca bir şey. La minör dışında bir şey çal. Allah'ını seviyorsan. Bak dur. Müzisyen parmağını havaya kaldır. Kaldır. Ve yavaş gözünü şeydir. Kapat. Şimdi git müzisyene öyle bir şey yap ki acayip bir şey çalsın bize. Tek hareket. Bunu bir on parmakla düşün. Müzisyen ne yapmış olabilir bal? Ne yapmış olabilir? Kulağının bebeğine dokundu. Ama buradan Öztekin'e mesaj yolladım. Neyse saçmalama ya. Alttakiye değil, Öztekin'e. Neyse tamam. Sen... At, oraya attık seni. Hazır hissediyorum kendimi. O ne ya, o ne ya? Siz tuşe. Tarz espriler falan böyle bir şey. Ya var var böyle programlar var. Saçmalama. Gerizekalı, gerizekalılar. Seyircide, bu ne yapsa gülüyorsunuz? Bu ne yapsa gülüyorsunuz? Gel iki dakika. Gülmeyin. 5 dakika durun, biz işimizi yapalım. Otoparkta ağzını kıracaklar, haberi yok. Evet. Biz böyle... işimizi yapalım, sonra eve gidin, istediğiniz kadar gülün. Tamam mısın lan? Bilmiyorum da siz tamam mısınız? Bilmiyorum. Ben tamamım, evet. Tamam. İlham perisisin. Evet. Ama bu kıyafetle olmaz. Taktı ya. Demek ki ne yapacağız? Çanakkale'nin eşi mi o? Yok, onun bir eşi daha yok. Evet, demek ki iki mesleğin var. Evet. Bir tanesi... İlham perisi. Diğeri de arama kurtarma. Araba. Arama kurtarma. Mesela arıyorlar, kurtarıyorsun. Al mesela sahneye bir iki erkek, bir bayan. 14 kişi gelsin. Yok, bir abi, acil et. İki erkek, bir bayan. Evet, arkadaşım. Geç sağ, müzisyen, başla. Evdesin ve arama kurtarmasın. Sen şeyde, bir merdiven verin sahneye hemen. Hemen bir merdiven verin sahneye. Böyle dururken kurtarmaya mı çalışıyorsun birilerini? Sen evdesin, o dağdan asılı kalıyor, sen onu kurtarıyorsun. Tamam. Kim asılı kalıyor? Evet, baba asılı kalıyor. Baba kim? Öteki çocuk. Siz babasınız, siz çocuksunuz. Tamam. Evet, öteki de anne. Evet, annem size. Benim annem mi? Arkadaşın annesi. Hayır, onun annesi. Karı koca. Sen al biraz daha sağ, sandalyeyi biraz daha sağ al. Sandalyeyi mi? İşte o elinde tuttuğun şey. Niye? Onun da her basamağına oturulabilir. Sen oturursun tabii. Evet. Bak o evde böyle kullanıyor onu, sandalye diye. Ha? Böyle dergi falan koyuyor. Sen alıyor dergiyi, oturuyor buraya. Mikrofonu takılıyor. Tamam mı, bitti mi? Evet, baba çık yukarıya. Çık yukarı. Evet arkadaşım, sen ilham perisi arama kurtarma olduğu için ne oluyorsun? Kurtarılacak adamı hissediyorsun. Evet, sen de solda evdesin, otur evinde, otur hisset. Şu anda birine ilham gelmesini bekliyorsun. İşsiz bir ilham perisin sen. Sen değil, ben oturuyorum sen. Yıllardır kimseye ilham verememişsin. Evet. En son ilham verdiğin kim olsun? En son Fecri Epcioğlu'na ilham vermişsin bak. Ondan beri işsizsin. Evet, baba yukarıdasın, en tepedesin. Dağdan kayıyorsun, elinle tutuyorsun, tamam mı? Bağırıyorsun. Oğlan sen de paçadan çekiyorsun. Baba ölme, baba ölme diye. Daldan kayıyorsun. Hiç zerre anlamadım. Başının içerisine bak. Koşarak gelmeyi biliyorsun. Kayıyorum. Dağdasın, dağda. Dağ ucundan, kayanın ucundan tutmuşsun tek elinle. Tamam. Tamam mı? Düşüyorum diye bağırıyorsun. Hanımı sen de bağırıyorsun. Kocam erim gidiyor erim diye. Oğlan sen de paçadan çekiyorsun aşağı, tamam mı? Baba ölme diye. Evet, 3, 2, 1... Zaten adam biraz bırakmış değil mi buraya? Bu kadar da korkacak bir şey yok yani. Evet, 3, 2, 1... Bağır! Düşüyorum! Baba! Baba!
Baba! Babacığım! Baba gitme! Olacağı, kaderde varsa yapacak bir şey yok. Şey, baba, sen iyi bağıramıyorsun. Sen şu Bağır. Anda, evet, 200-250 metre yüksektesin, tamam mı? Oğlan da zıplamış, paçadan tutmuş seni, anne yerde. Daha gür bağırıyor. Babası lan, babası Can abiyle zıplayınca. Evet, 3-2-1. 250 metre zıplıyor. Ya da sen zıplıyorsun, devamlı tutmaya çalışıyorsun oğlan. Böyle bir türlü tutamıyorsun. 100-150'lerde kalıyorsun artık. 250 metre, çocuk ne yapsın ya? Tamam, 50 olsun. Adam düşecek, çocuk gidip toplayacak babayı oradan buradan. Yapacak bir şey yok. Evlat da saçmalama, evet. Evet, çocuk zıplıyorsun. Anne, ağla, söyle oğluna, kurtar babanı diye. Baba, sen 50 metredesin. Düşüp öleceksin 10 dakika sonra, tamam? Evet. 3-2-1, müzisyen. Ver dağda tutmuş adam müziği. Baba! İmdat! Düşüyorum! Babanı kurtar. Babadan çok iPhone'u tutmaya çalışıyor orada. Babam gidiyor da bari telefonu bana bıraksa. Yeni update bir ettim. Durum. Önce baba bağırıyor, sonra oğlan zıplıyor. Anneyle konuş baba. Anneye çok büyük bir sırrın var, söylemediğin onu söylüyorsun. 3-2-1, bağır. Baba, sana söylemediğim bir sırrım vardı, şimdi onu açıklayacağım. Tek çocuğumuz bu değil. Bence artık atla. Çünkü aşağı inmen daha sıkıntı yaratabilir. Evet, o sırada anne, arama kurtarmayı arıyorsun. Ara anne. Alo, arama kurtarma. O ne kız? Ya anne! Bu ne? Anne rakçı çıktı. Ya saçmalama hadi, evet. 3-2-1, ara anne. Arama kurtarma, yardım edin. Etmeyecek misin? Adamın daha telefonu çalmadı. Anne, ismin ne senin? Damla ben. Damla, evet. Önce ara. Ara, seyirci çaldır telefonu. Arkadaşım çaldır telefonunu. Kaç arama kurtarma var? 1-2-3. Ara! Çaldır seyirci. Elde var 2. Bu ne ya? Alo. Yardım edin, kocam kendini atıyor. Tamam. Dur! Nereden aradı acaba, değil mi? Niye ona... kapadın lan telefonu? Evet, ama o daha önce kapadı. Damla, kocan kendini atmıyor. Dağda mahsur kalmış. Orada bir bıldırcın yumurtası varmış. Çocuğun zekası gelişsin diye ona yedirmek için almaya çıkmış. Orada asılı kalmış. Bu böyle şeyler yapmıyorsa adam değilim bak. Ne diyor? Orada gidip, ah işte oğlum bak, ooo bu bokmuş lan. Bilmiyor da, bıldırcın yumurtasını da ayırt edemez o. Bakıyor yapma internet. Şunları, hadi Damla, evet ara, söyle. Oğlan sen de arkadan, babam benim, babam diye bağır. Evet, 3-2-1, buyurun. Ara. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ben evde bulaşık yıkıyorum bu arada. Bugün boş günüm. Lan ilham perisisin, sen bulaşık mı yıkıyorsun? O zaman makineye yerleştiriyorum. Ara, aç şunu. 40 dakika. Alo. Kocam daha da mahsur kaldı, yardım et. Sana mı kocana mı? Ben anlamadım şimdi. Bu kocama. Nasıl beklentiyle aradılar beni, anlamadım ben. Kocama yardım et. Damla kurtarın. Şöyle diyeceksin. Kocam, kocam. Kocam, kocam. Beyim. Yardım et, kurtar kocamı. Kadını çözmeye çalışsana. Kaçı gidiyorsun? Hayır öyle değil ya. Sor, tam olarak neredesiniz? Tam olarak neredesiniz hanımefendi? Dağdayım. Lan çocuk söylesene, anlat adama. De ki otobüse bindik, indik, trene bindik, indik, arabaya bindik, indik, ata bindik, indik, babama bindik, buradayız. Söyle. Koştuk, zıpladık, bindik. Ne yapıyorsun lan? Onu da makineye koy. Uğraşamam bunlarla. Arkadaşım. Yani. Uğraşamam. Arama geçmişini temizliyorum telefonu. Arkadaşım yapma. O ona bindi, buna bindi, oraya gitti, bindi. Gitme, otur evinde. Heyecanlılar, söyleyemiyorlar, ne yapsınlar? Evet, baba sen söyle. İki de defadan ki, fazla açamam de makineyi. De ki burada kızıl bıldırcın yumurtası var da sen oradan uyan arkadaşım. Tattı bıldırcın ya. Evet. Senin burada... bıldırcın yumurtalarıyla ilgili bir sıkıntın mı var? Bağır baba. Hazır hissediyorum. Burada kızıl bıldırcın yumurtası var. Onu buldum. Kapanmış. Arkadaşım! Duy! Bir dakika, bir dakika. Arkadan ne diyorlar? Arkadan ne diyorlar öyle ya? Ne o var? Değil ulan. Baba arkadan bir şey söylüyor. Ha. Alo? Buldum, buldum. Kırmızı bıldırcın yumurtası buldum burada. Adam 250 metre yukarıda, ben adamın sesini duymuyorum. Hala kadını bekliyorum. Arkadaşım duyuyorsun. Ana! Kırmızı bıldırcın nerede? Ana! Kırmızı bıldırcın nerede? Nerede? Ne bileyim ben. Arkadaşım! Frank o yüzüm. Adamın olduğu yeri biliyorsun sen. Kadına söyle şimdi. Hanımefendi, büyük ihtimalle nerede olduğunuzu tahmin ettim. Neredeyiz? Söylemem, sürpriz. Ne bileyim oğlum ben neredeler? Evet,
Koş geliyorsun oraya. Çabuk gel. Hemen geliyorum. Sakın kendisi yaralı mı kocanızın? Ney mi? Yaralı mı? Yo değil. Nereden biliyorsun? 250 metre uzakta. Belki adamın kalbi kırık. Adama ne yaptın sen? Ben kadın kısmı. Arkadaşım saçmalama, yürü gel. Evet. Toplumsal bir olay haline git. Senin gelmen 12 saat sürmüş. Baba 12 saat olmuş, parmak ucuyla tutuyorsun. Evet, 12 saat geçmiş ve gelmişsin. İşte evet, aileyle tanış ve olaylara başla. Yenge ne haber? Selametle. 2 dakika uzanacağım, çok yoruldum. Arkadaşım hayır. Ha? 12 hayır. Saat. Geldin, hemen kadınla tanış, durumu sor. Adam nasıl çıktı, ne oldu? Merhabalar, evli misiniz? Evliyim, kocam. Ha öyle mi? Uzakta olduğu için göremedim. Şimdi efendim, hanımefendi sakin olun, lütfen sakin olun. Delikanlı, sen anneni ne yapacaksın burada? Teskin edeceksin, değil mi yavrum? Heyecanlanmayacak. Yanlış mı? Teskin. Teskin etmek, sakinleştirmek, tamam. Onun suyuna gidip abuk subuk kadın hareketlerini yapmamasına sağlamak. Tamam. Beyefendiciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kendini kaybetmiş çünkü. Öğlen 12'de bağırıyorum, iyi akşamlar diyor. Şu an çok sıkıntılı bir durumdayız. Beyefendi, hiç korkmayın. Yapacak bir şey yok. Ölümlü dünya. Böyle düşmeye çalışın. Çünkü ilk etapta yüzü çarptım, çok acır. Yani böyle bir şey yapın işte. Böyle dua eder gibi. Arkadaşım. Böyle mi? Böyle mi? Adamı kurtarman lazım. Evet, kurtarıyorum. Bu sürü sıkıntıları kurtaracağım. Çık, iki basamak yukarı çık. Ben adama çıkıyorum, siz burada durun da. Aileyi önce sakinleştir. Sana güvenmelerini sağla. Sarıl ona. Kadın, çocuk sarılın, sarılın. Kurtar bir babamızı diye, evet. Kurtar babamı. Şöyle biraz gelelim ki merdivenden korkacak sarıl, şu. Sarıl, kurtar babamı de sarıl. Babamı kurtar artık. Ağlayarak sarıl. İsterseniz önce çocuktan kurtulalım. Belki adam o yüzden çıktı tepeye. Onun boğazı yüzünden. Yani bir sürü aile çocuk sebebinden bu hallere geliyor. Şimdi birbirinize sahip çıkacaksınız. Metin olacaksınız. Ben biraz yukarı çıkacağım. Beyefendinin durumuna bakıp nasıl teçhizata... Teçhizatı biliyorsun herhalde değil mi? O artık teskin, teçhizat, velev ki... Çocuk, çocuk. Bundan mukaddem. Amca, babamı kurtar diye kulağına bağır. Amca nana, ne? Kulağına bağır, bağır. Bana mı? Evet. Niye? Yanındayım. Olsun. Çocuk heyecandan devamlı bağırıyor. Bana acı çektirmeye çalışıyor ya. Bağır. Amca, babamı kurtar. Siz de buradan gördünüz mü dediklerini? Çık, çık yukarı. Yavaş yavaş çıkıyorsun. Evet, çıkıyorsun. Hanımefendi, eşinize bakın lütfen. Hocam sen atla ya. Arkandan çok olaylar döndü burada. Atla. Arkadaşım çık şimdi, adama seslen. Beni görüyor musun? Evet, önündeyim. Hayır. Biraz aşağı in. Adamın tam bacaklarını oraya in. Ama şey değmişsin. Adam sen bir yukarı aman, çık. Aman şimdi beni kurtarın işte ya. Bir yukarı çık sen. Kim? Bir yukarı çık. Tamam. Evet evet, sen bir o, yukarı çık. Burası sakat o. İyi misin abi orada? Bakış yapayım. Evet arkadaşım. Ya. Sen de oradasın. Şimdi adamın kafanı adama yasla. Şimdi buradan aşağı düşmen sıkıntı değil. İki ayağın aynı anda kayması sıkıntı. Ben aşağı hep ben düşüyorum. Tamam. O sende tabii. İyi ki sende. Bana ne? Evet arkadaşım. Adamın bacağına yapış. Yapış bacağına. Yapış. Lan yapışsana. Artık ben de ailedenim. Bana emanet. Arkadaşım adamın bacağına yapış. Oradan adamla konuşmaya çalış. Nefes nefessin, sesin çıkmıyor. Böyle konuşuyorsun. Evet, konuş. Allah nazardan saklasın. Arkadaşım. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Oldukça da yüksekteyiz. Ne oldu lan? İşte ne oluyor? Geldik varacağımız noktaya. Yani zirve dedikleri bu. Arkadaşım. Adamı kurtaracaksın sadece. Kurtaracağım. Sırıtma salaksan. Yavrum yarın öbür gün gazete almayın. Almayın. Niye? Almasın çocuktur o. Aklı bulanmasın. Beyefendiciğim bir yaranız, bir sıkıntınız, sakatlığınız ulan var mı? Ulan önce bacağına sarıl, sen nefes nefessin. Zaten sen çıkamıyorsun daha yukarıya. Senin ayakları aşağı bırak, bırak ayakları, sadece adama sarıl. Bir yere tutma, evet busun evet. Tamam sarıl, konuşamıyorsun, nefes nefese konuş adamla. Ağzın yukarıda olsun. Beni bırakma. Şu pozisyon otomatikman insanı romantikleştiriyor yani. Arkadaşım şu... ağzını yukarı. Hayır ağzını yukarı ver. Al. Ne ağzını yukarı ver? Kaldırdım işte, ne yapacağım? Ağzın yukarı doğru konuşacaksın adamla. Tamam işte. Nefes nefese.
Ne bak, boğazından aşağı nefes gidiyor. Sen kalçanla ittirip bir kelime söylüyorsun, tekrar nefes aşağı iniyor. Anladın? Pompa usulü. Evet. Tulumba gibi. Anladın? Evet. 3, 2, 1. Konuş. Merhaba. Süper. Nefes, içine nefes vererek konuş. İçime nefes vererek. Ya ağzına nefes vererek. O zaman buradan dinleyeceksin. Arkadaşım. Ha? Ağzına nefes vererek konuş. Gel. Ağzına senin. Ulan nefesi ağzına alarak konuş. Zaten nereye alacağım nefesi? Sen oraya kadar çıkınca nefes alamıyorsun. Göğüs kafesinde kalmış. Sallamıyorum değil mi? Yok yok. Tamam. Güven abi. Tamam. Sen de tutsana yukarıdan, düşeceksin. Heh. Evet arkadaşım, al konuş. Beyefendi. Bir sakatlığınız, yaranız falan var mı? Parmaklarımın ucunda duruyorum. Düşeceğim birazdan. Ben de sizin parmaklarınızın ucunda duruyorum zaten şu an. O yüzden... Arkadaşım söyle, buradan daha yukarı çıkamıyorum. Ne yapacağım? Şöyle dolanırsam çıkabilirim. Tamam, öyle dolan çık o zaman. Heh. Söyle adama ne yapacağını söyle. Ben şimdi yukarı çıkmaya çalışacağım. Düşeceğim. İşte eşinizi açıklarsınız. Beni de götürürsünüz bir gittim. Hadi bakalım. Arkadaşım, lütfen söyle babaya, de ki benim sırtımdan aşağı kayarak in de. Sırtımdan kayacak. Söyle. Sırtımdan kayacak. Bir daha söyle adama doğru düzgün. Söyle baba, duymuyorum de. Duymuyorum de baba. Duymuyorum seni. Böyle sırtımdan şekil kayacaksın. Kafana oturarak mı de baba, sor. Kafana oturarak mı? Zaten büyük ihtimal öyle başlayacağız. Sonrası Allah kerim ya, işte bakalım çocuklar... Baba sor, kafanda bir müddet oturup mu kayayım, yoksa direkt değdiği anda bırakayım mı kendimi? Anne. Ne dedi? Sor. Nasıl bir dümenin içindeyiz hiç bilmiyorum. Baba sorsana, de ki kafana bir müddet oturayım mı, yoksa değdiği gibi kayayım mı? Kafana bir müddet oturayım mı, yoksa değdiği gibi kayayım mı aşağıya? Ben gidiyorum, hanım gelsin, ne bokluyorsa yesin. Arkadaşım! Gel oğlum, geç. Olmaz! Babanın, bana ne ya, onun babası. Olmaz! Gel şuraya. Ya adam sırtımdan kayarken beni de düşürecek. Ben o zaman kurtarma ekibi olup ben gideceğim şeye. Evet, geç adamın bacağına. Geç adamın bacağına! İnsanın böyle mevkii olur mu? Geç bacağına. Yapış! Evet, şimdi adamı önce sakinleştirmen lazım. Daha nasıl sakinleştireyim? Bir şekilde sakinleştir adamı. Evet. Biraz söyle. Soluklanayım, öbür bacağı da tutacağım. Bu tarafa geçebilsem... Adama o kadar acayip şeyler anlat ki adam dağ başında uçurumda olduğunu unutsun. Geçen iki tane karı var. Arkadaşım! Ya ne anlatayım ya, ölmek üzereyiz şu an. Ulan senin başka işlerin de var, İlham Perisin sen. Şimdi bir şarkıcı çağırsa seni, İlham Perim gelsin diye ne yapacaksın? Bir an önce hallet şunu. Beyefendi, bakın metin olmanız lazım. İki elinizle bıraktığınız çok iyi oldu. Ben bokumla konuşuyorum şu an. Size geliyoruz. Arkadaşım, evet. Baba, kaydır babayı. Efendim? Kaydır babayı. Abi nasıl olacak öyle bir şey? Gel abi sen. Evet, babayı indirirken elinden kaçırırsın, adam düşer bacağını kırar. Kaydır. Haydi bakalım. Düş, bacağını kır. Bağır. Ah! Ha? Ha, fıtık mısın sandım ben de. Ah! Ne? Bacağım kırıldı galiba. Bir şey olmaz. Arkadaşım adamın bacağını kırdın gerizekalı. Ben kırmadım ki. Ben aşağı inebilir misin? Elimden gene bu kadar olacak. 250 metre. İn aşağıya hemen. Şey, anne, çocuk atlayın üstüne. Babamızın bacağını kırdın baba diye. Babamızın bacağını kırdın. Babanızın şarap çanağını kırmadım hadi o aydın. Prodüksiyon hemen bir sedye getirin çabuk. Arkadaşım adamın bacağını kırdın, bir şey yapsana. Beyefendi hangisi? Alttaki mi üstteki mi? Ha. Ha. Beyefendiciğim şimdi yan yatmanızı rica edeceğim. Bu tarafa doğru yan yatın. Evet, bu tarafa doğru yan yatın. Çok bağırıyorsun beyefendi. Çok bağır. Bacak daha kırılınca, büyük bağır. Bacak kırılınca böyle pelte gibi düşer. Tabii. Yani eğer böyle büyük bir kırıksa ne yapar? O kendini bırakıver. Çünkü sinirler sıkıştığı için. Artık onu kontrol edemiyorsun. Yani bu şekilde kalır bu böyle. Bu toparlayamazsın yani. Sen tabii böyle malaklama kalkarsın ama o gelmez yani. Şey, tabii bırak bunu bırak. O bırak böyle. En bırakılmışı bu. Tabii. Hani... Evet arkadaşım hadi uzatma. Ne? Adama söyle, de ki ben şimdi bacağını yerine koyuyorum, oturtuyorum. Evet. Çıkık değil, kırık bu, kırık. Olsun. Allah'ın köylüsü bu. Çıkık da o yapı. Çıkık da o
kasıktan tutulur, oturtulur yerine. Böyle tamam, bu kadar... da hem çıkmış hem kırılmış. Belden çıkmış bacağı, hem belden kırılmış. Çıkmış bacağı. Tövbe, kertenkele. Belden çıkmış bacağı ne? Ulan nereden çıkacak bacak? Senin bacağın gözden çıkmış artık. Yapılacak bir şey yok. Böyle bir şey. Bacak belden çıkmazsa nereden çıkar? Çıkar, nereden çıkar değil mi? Doğru. Valla insan hiç nereye gidiyoruz? Kafamız nasıl çalışıyor? İnsan kendini gerçekten bir soyutluyor hayattan. Arkadaşım. Ya. Evet. Adamın bacağı nereye bağlı? Bak bakalım. İskiye. Nereye bağlı olacak? Ne demek bacağı nereye bağlı ya? Ulan bacak bele bağlı değil mi? Efendim? Bacak. Göster bacağını bana. Bacak pelvise bağlı. Pelvis bu. Bel, o yağları, o kaba etini at bel. Hayır, bel burası. Bu pelvis. Evet. Pelvis Presley. Evet, tut bacağı. Çocuğa da söyle, anneye de göster. Bakın nasıl sokuyorum ben. Bakın. Artistik yap. Abicim, kırık bacağa bir halt yapılmaz. Sert şeyler konulur, sabitlenir. Önce çıkığı sok, sonra kırığa gelir. Ulan çıkık yok, kırıkın. Taşını toprağını öpeceğim, aşağı indik buraları. Sadece kırık var. Nereden biliyorsun sadece ben, kırık olduğunu? Tıbbi bir insanım. Söyle lan. Tıbbi ki de bileceğim. Çıktı. Salla bacağını, çıkığını göster. Ya kırık bacak sallanmaz. Sen onu çünkü kontrol edemezsin ki. Salla bacağını derler. Böyle bile yaparsın. Herkes senin gibi gerizekalı mı? Kontrol ediyor işte adam. Ya edemez. Sana o zaman, ne lan? O zaman kırık diye beni aldatıyorsun. Kırık diye çıkın buradan ya. Arkadaşım. Ben gidiyorum be. Kırık diye beni yaşardılar. Şu adamın bacağını... Pelvisimi, elvisimi oraya sok, tamam mı? Hacı, kırığın nasıl olduğunu görmek istiyorsak bunu tatbik edeceğiz. Şu adamın Allah'ını seversen kırığını kalçadan pelvise sok, tamam. Ne oldu? Pelvise geldin mi? Geldim, ne yapayım? Aha, daha çok geleceksin bu tarafa. Evet, al, kaldır, artistlik yaparak, göstererek sok. Evet. Şimdi delikanlı, babanı tut. Çünkü biraz acı çekeceği için hareket edebilir. Hareket ederse bacağı... Pelvise uyluktan yanlış oturtabilir. O zaman çok büyük acı çeker. Hastane, ablacığım böyle gel ki o tarafta kalçayla meşhur olma. Yanlış bir hareket yaparsak hastaneye karşı kadar büyük acı çeker. Acı çekmemesi için... Lan hadi uzatma. Kısa yapacağız, kısa bacağını yapacağız. Uzun bacağı kalsın, evet, tamam mı? Orada yani babanı sabitle, babanı tut. Ama yani... artistik yaparak sok seyirciye. Artistik tamam. Yaparak. Tamam işte. Ve şimdi kısa bir hareketle bunu... Önce bacağı salla, göster seyirciye. Bakın bunu nasıl sokuyorum? Ya tamam be, hadi. Evet, sok. Hop! Aa! İşte bu, tamam. Şimdi bu. Uy maşallah. Sen sporcu musun lan? Kısmen. Kısmen mi? Evet, bu taraf. Eskiden. Gözünü sevdiğim Türkçesi. Hadi bakalım. Evet, alın şeye, çocuğu hemen alın, hemen. Evet, al. Lan alsana. He? Alın çocuğu sediye. Anne, at kendini kocanın üstüne. At kendini kocanın üstüne. Uy maşallah. Kocam, kocam de. Kocam, kocam. Sen inatla meşhur olacaksın. İkiniz de arkanızı dönün. Oğlan, oğlanla arkadaşım arkanızı dönün. Arkanızı dönük tutun. Evet, sen de arkanı dön, tut. Önce senin gideceğin tarafa gidelim, sonra benimkine gideriz. Bakalım orası iyi bir hastanesi. Burası tehlikeli ama. Arkadaşım, ikiniz de arkanızı dönük tutun. Tamam, ben piyanisi arkam dönük, o bana. Hayır, adama arkanız dönük ikinizin de. Ya gidemeyiz ki, ne yapıyorsun ya? Gidersin, öbür türlüsü sakat olur. Evet, ikiniz ya de... Ya nasıl önünüzü... sakat olur ya? Dünya... Ulan ikiniz de önünüzü görün diye yapıyorum. Evet, tutun. Tutun, tut. 3-2-1 deyince gidiyorsunuz. Anne, sen ağlayarak adamın üstüne atıyorsun kendini. Kaldır. 3-2-1, git. Nereye? İşte ikiniz de önünüze doğru gidin. Lan... Hayır, arkadaşıma doğru gidin. Git, 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 git. Tam o sırada arkadaşım, bir zor durumda birisine ilham gelmiyordur. Zor durumda bir şarkıcıya ilham gelmiyordur. Ve sen, o sana şey yapar, titreşim yollar. Al titreşimi. Koy şimdi yere, hisset. Hissediyorum çünkü düştüğümde telefon... Arkadaşım, hayır öyle değil. Telefonu hissetmiyorsun. Sen titreşimi hissediyorsun. İlham geliyor, dur. Çok üzülüyorum. Beni çağırıyorlar. Biliyorum, durumunuz acil ama beni çağırıyorlar. Ama benim kocamın da durumu acil. Lan koy, adama kendinizi uzatma. Adam evet. Seni atladı. Prodüksiyon, şarkıcımızı getirin. Sen de ilhamsın, tamam mı? Evet, ona doğru. İlham geliyor, titre. Hisset, söylesene. Bir şey hissediyorum de. Aa, bir şey hissediyorum, görüyor musun? Tamam, hissettim. Kaç saat hissedeyim? Şimdi... Aha! Ulan siz var ya...
Nil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen şimdi ilham gelmiyor sana. Sen bir şu ilhamını bir çağırsana. Normalde nasıl çağırıyorsan öyle çağır. Normalde mi? Ya hiç ilham gelmiyor ya. Çok sıradan çağırıyor. Ben içerideyim, çay içip geliyorum. Arkadaşım. Bana ihtiyacınız yok. Hayır, sen ilhamsın. Hissedeceksin. Nil, ona öyle bir mesaj gönder ki alsın mesajı. Biraz daha öyle gitsin. Sana telefondan müzik çalıyorum ki. Acını biraz unut diye. Hayır ulan! Sen içinde hisset ilhamı. Evet, düşün. Telefon nerede? Yok. İçimden geliyor ses. Hayır. Sen de bu tarafa geç, stereo dinlesin. Geç. Saçmalama. Niye? Söyle, peki. Arkadaşlar şu anda İlham çağırıyor beni. İlham bana geldi. İlham çağırıyor. Hayır. Ben İlham Perisi. Şey, birisi beni çağırıyor. İlham Perisiyim ben. Söyle, anlat durumu. O kadar akıcı konuşuyor ki ben arada kayboluyorum. Arkadaşlar şu an birisi İlham için beni çağırıyor. Aslında size çok yardım etmek istedim ama zaten benim görevim burada bitti. Buradan sonra size başarılar diliyorum. Ne yapacağım ben? Sevişin, öpüşün falan akşamları. Bırakın. Hayır Damla, çirkeflik yap. Olmaz de. Olmaz ya, kocamı böyle bırakamazsın. Senin içinde bu yatıyor zaten değil mi? Nasıl rahat, anında giriyor. Olmaz. Tamam, onu da alın. Onu da alın, birlikte gidin bakalım hadi. Nereye? Al şeyi, şeyi de, sedyeyi de. Hemen Nil'e doğru gidiyorsunuz. 3, 2, 1 yürü. Müzik hızlan. Oğlum önünü dön. Nil çok sıkılmışsın. İlham gelmiyor bir türlü. Oğlum niye çekiyorsun? Evet gel, dur orada. Dur orada. Dur, şimdi iletişime geç. Kim, adamla mı? Hayır. Sıkıntısı var. Yine konuşuyor, şey yapıyor. Bak, o böyle bir tam Blue Çağ'ında oluyor böyle size. Hayırlı akşamlar. Acaba ne hakkında yazsam şarkıyı? İyi akşamlar. Huyuna gideceksin. Biz ilk yarıda ilk öğretilen bu. İyi akşamlar, ilginç aslında. İyi akşamlar. Başka? Selametlen. Kestik. Geri zekalı. Selameti kestik. Selam. Kız senin ilham perisi olduğunu anlamadı ki. Anlamadı. Anlamadı. Senin bir kere peri gibi gelmen lazım. Ama prodüksiyon. Ben şu an kavim gibi geziyorum burada. Nereden anlasın benim ilham perisi olduğumu? Prodüksiyon. Baba sen bağır arada. Prodüksiyon yolla yukarıdan şeyi, uçurucuyu. Çabuk. Ben... Evet, uçacaksın arkadaşım. Prodüksiyon gelin takın şuna, hemen uçurun bunu. Havaya gideceksin, evet. Sen ilham perisi olduğunu belli et. Çabuk olun! Tam da kardeş planlıyorduk ya. Ya oğlum şaka... O ne oğlum? Çabuk ol! Perisin sen! Birazdan olacağım peri. Evet arkadaşım, sen şimdi gitarın sesini duyuyorsun. Damla sen çirkeflik yap ona. Ne olacak bizim şeyimiz? Ne zaman ilham vereceksin falan? Evet. Ne olacak bize? Ne zaman ilham vereceksin ya? Birazdan kan basıncı dursun, vereceğim, ilham vereceğim. İlham değil, sen kocanı soracaksın. Kocamı soruyorum. Kocan çok tatlı adam valla. Evet arkadaşım. Ne oldu? Bilmiyorum, gelen giden yokluyor. Ben artık bugün... Ben artık Temmuz'da ikinci taksit vergi ödemem değil mi? Olabildiğince dağıttım bugün ya. Evet. 3, 2, 1... Evet, prodüksiyon. Şeyi, Nil Hanım'ı daha da getirin şeye doğru, arkadaşıma doğru ve alın yukarı. Nasıl? Yavaş yavaş getirin. Sayın Hocam. Evet. Tehlikeli olabilir. Nil Hanım'a karşı şey olabilir yani. Bunu düşünmüyorum da. Evet, kalk. Al yukarı. Sen boynunu ağrımadı mı ya? Tamam, yeter. Şimdi... Nil, sen bir sığın yap. De ki, ah İlham Perim nerede, niye gelmiyor falan. Ondan sonra arkadaşım sen de onun dikkatini çek. İlham Perim'si burada diye. Bir dakika dur, seyirci neye gülüyorsunuz? Hiç çocuk poposu görmediniz mi? Evet. Arkadaşım, seyirci bir durun. Gülmek isteyen... Anladın mı Eşarp niye? Niye? Ah ya, niye ilham gelmiyor? Bugün hiçbir şarkı yazamıyorum ben ya. Ablacığım geleceğim de önce bir polikliniğe gidersem... Arkadaşım! Arkadaşım, dikkatini çek! Daha ne yapayım? Nil'in dikkatini çek! Nil'in dikkatini çek çabuk! İyi akşamlar. Olmaz Nil. Öyle bir hareket yapsın ki seni şaşırtsın.
Evet. Söyle Nil, ne yapsam da ilham gelsin? Ya ben ne yapsam da ilham gelse, hiç ilham gelmiyor bana ya. Oğlum bu niye dönüyor ya? Lan gerizekalı kız boşa konuşuyor, neredesin? Ama ben şimdi arkam dönük mü dinleyeyim hanımefendiyim? Dönüp duruyorum, ben burada fırıldak gibi dönüyorum. Evet, dur orada şimdi. Bir hareket yap. Ne oluyor? Nil, şimdi fark et ilham perisini. Fark et şimdi. Ya aa, ben... ilham perisi. Sizin duygularınızı duyup hemen yetiştim geldim. Aa, hoş keşke geldin. Size dönsem ve öyle konuşabilsem ama teknoloji bu kadar. Müzisyen, şunun bacağından tut, Nil'e doğru döndür. Ama bacağım olduğu yerde kalsın sonra. Benim aklıma hiç şarkı gelmiyor. Benim de gelmiyor. Mesela fırıl fırıl döndüm diye bir şarkı yapsak. Olmaz arkadaşım. Şey Nil, söyle, sor de ki neden aklına şarkı gelmiyor, neden sor. Bir tur döneyim söyleyeceğim. Benim neden? O mu bana soruyor? Sen niye devamlı tutmuyorsun? Tuttukça para mı veriyorsun? Evet, seyirci bir durun. Gene bıraktı evet, ya. Evet Nil, sen diyorsun ki neden aklıma şarkı gelmiyor? Ya benim aklıma neden şarkı gelmiyor? Çünkü size şarkıyı yazdıracak ilhamın kaynağı bende. İnsan bazen kendi kendine şarkıyı yazamaz. Onun için bir mutluluk, bir hüzün, bir keder, bir erotizm. Efendime söyleyeyim. Uzatma gerizekalı. Nil, söyle ama senin ilham perisi olduğuna nereden inanayım? Son derece aptal görünüyorsun. Ama bana hiç ilham perisi gibi gelmiyorsun. Son derece aptal görünüyorsun. Bana böyle bir yönetmen edasıyla yaklaşmanız beni son derece kırıyor. Oysa ki bazen aradığımız ilham hiç de gözümüzle kıymete bindirmediğimiz şeylerin altında gizli olabilir. Mesela şu an yavaş yavaş bacağımdan kan çekiliyor. Ve hissetmiyorum. Müzisyen, şimdi ayakları kaldır, öne doğru yatsın. Arkadaş, şey Nil sor. Daha önce kimlere ilham verdiniz? Siz daha önce kimlere ilham verdiniz? Ya bizim mahalleden iki tane arkadaş var. Onlar işte. Hayır ya, ünlü şarkıcılar söyle. Ünlülerden. Mesela Michael Jackson ha. John Elton. Evet, çok ters oldu ama o. Ya bari adını öğren ya. John Elton ne ya? Neydi lan tam? Söylesene işte kıza. Ya birçok kişiye verdim. Şu an adlarını sıralayıp da hani çok da böbürleniyormuş gibi olmak istemiyorum. Beni çevirir misin? Ne oldu? Ya ben can çekişiyorum burada. Lan Müzisyen, yardım et çocuğa. Arkadaşım söyledi ki izin verirseniz uçarak yanınıza gelmek istiyorum. İzin verirseniz canlı bir şekilde yanınıza gelmek. Baygınken çok faydalı olamayacağım. Evet. Abi sen biraz çekilirsen çünkü ileri kusabilirim. Sen de misafirsin. Prodüksiyon indir aşağıya. İndir mi? İndir. Oğlum! Ne oluyor lan? Bu yeterince ilhamdır sizin için inşallah. Evet. Allah kahretsin. Kestik. Bir dakika. Ya baba senin ayağın kırık. Sen niye alkışlıyorsun ya? Allah'ım ya. Evet. Çıkar iplerinden kurtul. Ve parmak ucunda sekerek Nil'e doğru gel. Ne oldu? Yok bir şey yok. Dinliyorum hala. Tam buğulu duyuyorum ama dinliyorum yani. Evet. Gel. Onları çıkarmana gerek yok. Nasıl yok ya? Onları çıkarma. Sadece şeyi çıkar. Halatlardan kurtul gel. Tamam. Heh. Evet. Gel. Parmak ucunda konuş. Söyle. Ya ailece buradalar ya. Neyi konuşuyor? Senin yanınıza gelebilir miyim? İzin verir misiniz de? Çok özür diliyorum. Yanınıza gelebilir miyim? Evet, lütfen gelin. Çok zarifsiniz. Çıksana kızın yanına. Öyle bir yer yok ki burada. Olsun. Havada duracaksın. Nasıl? Ya havadasın. Perisin ya sen. Havada duracaksın. Ha. Yaşa. Annesi mi? Hayır. Ha. Suzan çabuk git lütfen. Ya Suzan sok içine git işte, evet. Evet, gelince bir reverans yap kıza. Biraz bacaklarım uyuştu da. Tanış önce. Merhaba. Görür görmez aşık oluyorsun kıza. Hani ilham perisi olsa bile insan bazen diyor ki böyle birisine ilham verecek kadar da peri değilim canım diyor yani. Hocam görüşürüz.
Ne oldu? Bayağı üçüncü viteste güldü ya. Rampada. Çık kızın yanına. Çık, evet. Bir an sanki sizin sesinizmiş gibi şaşırdım da. İnsanın aklına neler geliyor. Değil mi? Lan nereye? Kaka, bu. Evet, tam çık kıza tam romantik bir şey söylüyorsun. Söyle, tam romantik bir şey söyle. İnanır mısınız? Tam o sırada oğlan sen bağırıyorsun babamı kurtar diye, tamam mı? Evet, söyle romantik şeyi. İnanır mısınız? Babamı kurtar. Tamam yavrum, iki dakika bekle. Sen bana şey yap, WhatsApp'tan mesaj at. İnanır mısınız? Sizin gibi birisini gördüğüm zaman aklıma ilk gelen şey cennet. Hani cennette hep çiçekler olduğu söylenir ya. Baba sen... bağır. İneceğim için aşağı ineceğim birazdan. Bak, ben yerleştirdim tekrar çıkarırım. İnsan gözüne böyle masmavi bir gökyüzü ve inanılmaz renkli çiçekler geliyor. Sizi görünce aklıma o geldi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir ilham olur mu bilmiyorum ama. Çok ilham. Ne söylesene. Yani yüzünden şey aslında konuşmaları çok romantik, ilham perisi gibi ama yüzü çok şey. Bir onu söylesene, ifade etsin. Ney ya, ney? Bunu bir açıkla bakayım. Ney, yüzüm ney? O beni anladı, o açıklayacak. Evet, buyurun. Yani aslında kelimeleriniz çok ilham verici ama yüzünüz çok şey. Şey yani böyle tuhaf. Peri gibi değil o kadar. Sizin kahkahanız da Fort Towns'a benziyor ama ben hani çok da kırmak istemedim sizi. Çünkü netice itibariyle şu an tanıştık. Ayı, ne yapıyorsun? Ama kırdı şimdi. Ben de yani netice itibariyle ilham veren bir insanım yani. Olmaz. Benim de bir sen yüreğim... onun ilham perisin. O ne derse desin sen alttan alacaksın, ha, tamam mı? Özür diliyorum. Evet. Özür diliyorum. Açıkla neden yüzünün ebleh olduğunu açıkla ona. Ebleh falan lügatımızda yoktu. Onu siz götünüzden uydurdunuz. Çok özür diliyorum. Olsun. Çok özür diliyorum. Ben tam anlayamadım. Tabii şu an birbirini ilk defa gören iki insanız ama yüzüm size nasıl bir duygu uyandırdı? Ben onu çok merak ettim. Yani şey böyle çok ilham verici değil. Değil. Şey desene. Tam böyle olmamış gibi. Mesela eriğin olmamışı gibi de. Tam böyle olmamış gibi. Emin olmamış gibi. Emin değil, erik. Eriğin. Eriğin. Kulağı olmayan kadın beste mi yapacak ya? Çık şuraya. Çık şuraya. Evet, çık şuraya. Şimdi tekrar gel. O suratında o şey olmamış erik ifadesinden kurtul. Bu nasıldı? Arkanı dön, tekrar dön, yüzün değişsin. Demek öyle diyorsunuz. Bu nasıl? Hayır. Yüzü diyorum. Yüzünü ulan yüzünü. Bak şeyi şey burnunu biraz havaya kaldırıp çeneyi biraz indirip yana doğru götüreceksin çeneyi. Elmacıkları böyle şuraya doğru alayım mı? Ona yapayım, gerek yok. Ona gerek yok. O uzar şimdi. Gerek yok diyor ya. Evet. Kalk 3 2 1 gel. Demek öyle. Peki böyle. Bu daha iyi. Gerçekten mi kız? Evet. İlk defa deniyorum. O zaman seninle bir şarkı yapmak istiyorum Deniz. O zaman ben seninle bir şarkı yapmak istiyorum. Benim için şeref ne demek? Elimden bir şey gelirse, bir faydam olursa... Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şarkı yapar mısınız şimdi? Yok. Ne oldu lan? Ne oldu? Hiç. Tamam, evet. Söyle. Peki, neşeli bir şarkı mı yapalım yoksa slow mu? Estağfurullah, o size kalmış. Ben sadece size o minicik... Ama ilham. Bize... Efendim? İlham. Ha. Sen ilham değil misin? Ha ben oyum. Ben sadece o tohumu asarım. O... İşte at. Neşeli mi yapalım, üzgün mü? Böyle sanki daha duygusallıklı. Duygusallıklı? Evet. Hmm. Ama neşeli de olsun içinde. Neşe, neşe saçabilir. Neşe olsun. Ama duyguyu barındırdığı için sanki neşe daha altta kalmalı. Altta kalan neşe de tabii duygunun üstüne çıkmaya çalışıyor. Böyle bir ikircikli bir kargaşa var. Yani biraz içli ama neşeli. Yaşa, hay yaşa. Gerçekten. Ha. İşte bu. İşte ben boşuna... O titreşim. Zaman kelimeleri ver. Üç tane kelime söyle, içinde onlar geçsin şarkı. Memeler baş kaldırmış. Hepsi var içinde. Yani içeride duygusal, içeride kalmış bir baş kaldırış savaş. Bir dakika, memeler... Memeler baş kaldırmış, memeler... O, öyle bir şarkı daha önce var. Bu gerizekalı. Olmayan kelimeler. Olmayan. Daha önce bu şarkıda yok, geçmeyen. Yok, zaten ben çok seviyorum. Çok kişi yok kabul ediyor bu şarkı. Ben yeni aslında bir şarkı yapmak yeni bir şarkı istiyorum zaten. O zaman içinde olan sen şöyle... Sen bana üç tane kelime ver. Evet. Evlat. Yürek.
kuvvet. Evlat, yürek, kuvvet. Olmadı ya, çok saçma. Yok, sana, olur sana... olur. Ne oluyor lan, gerizekalı? Bir dakika, tam şarkıda anlaştık ya. Tamam, evet. O zaman şimdi... evlat, yürek, üçüncü sizde. Şimdi bunları söylerken evlat, yürek ve kuvveti öyle böyle hareketlerle söyle ki, İlhan Perisi hareketleriyle. Evet, 86 üç... televizyon, tamam. Evet, 3, 2, 1 söyle, evet. Hanımefendi söylemiyor mu? Hayır, sen ona hareketlerle göstereceksin kıza, önce ilham vereceksin. Üçüncü ne? Ya bu merdiveni kim akıl etti acaba ya? Kuvvet. Kuvvetten vazgeçtiniz ya. Ortaya oturuyordun demin, güzeldi. Evet. Evlat, yürek. Tamam, bu çok güzel oldu. Çünkü ben anne olduğum için yeni. Evlat, yürek, kuvvet bana tamam. Bakalım. Biraz neşeli, birazcık da içli. Olmazsa öbür şarkıcı içeride mi? Evladım, yüreğine kuvvet versin Tanrım, yüreğine kuvvet. Kuvvetine yürekle sarıldım evladım. Kuvvetle muhtemel evladımın yüreğiydi. Devam, kız. Şimdi... şimdi sıra Nil'de, sonra sende. Evet, şimdi devam Nil'de. Ediyorum. Devam, evet. Evladım, yüreğine kuvvet ve de iyi niyet. Niye etme zahmet? Ben seni seviyorum. Sende. Sende. Annene hizmet yüreğine kuvvet annesine. Şimdi yüksel. Sıra bende, sıra bende. Sıra sende ve daha yüksek. Yüksel. Yüreğine kuvvet, zor zamanlarda sabret. Yüreğindeki o kuvvet. Bazen olur inniyet. Sıra sende. Ulan insafsız. Neçereye gitti iyi niyet? Hani koca yürek? Şimdi geliyor kürek. Bir yaştan sonra... Ve Nil final yap. Finali yapar Nil. Final. Evet. Yüreğindeki o kuvvet. Çok anlamlı oldu. Evladım çok sabret. Sana verdim kuvvet, al yolunu bir müddet. Ve devam et. Çocuğun adı Hikmet. Arkadaşım hemen kalk, kıza şey, çok fena aşık oldun. Çok fena aşık. Bak bir dakika, gözlerin içine, arkaya doğru bakmaya başladı, tamam mı, aşktan? Evet. Lan içine bakacaksın. Evet. Normal ileri bakarken arkaya bakacaksın. Aynı şeyi. Çok basit bir şey. Tabii çok. Bütün ölenlerin yaşadığı ve, bir şey. Ve her aşık erkek gibi dilin şişecek. Kıza diyeceksin ki, elinden tutup seni 5 dakika çay içmeye bir yere götürebilir miyim? Evet. Ne o lan, evlilik programı gibi. Bunu da 1 dakika için, 1 dakika boyunca söyleyeceksin. Evet. Ver. Şu an o kadar heyecanlandım ki dilim şişti. İçine bakıyorsun. Şu an içime bakıyorum da neler görüyorum yani. Gözünle içine bakıyorsun. Gözümle içime bakıyorum. İnanılmaz bir erkeğim. Ya içi dışı bir. Öyle söyleyeyim. Hakikaten size karşı duygularımı dile getirmek, sizi tanımak istiyorum. 1 dakika kadar çay içmek istiyorum. Yok. Bunu bir dakika. Değil söylesin. Ay ne kadar iğrenç bir şey oldun sen. Ne kadar... Ya sen beni bu hale soktun. Evet, söyle değil. Ben ne diyeyim? Ya çok iğrenç oldu, söyle ona yani. Az ya kötü oldu bu. Çok özür diliyorum, şu an toparladım biraz ama ilk gerçekten size karşı bir şey hissettim. Beklemiyordum ve böyle bir vücut şey. Kendini, ne derler ona biliyorsunuz değil mi? Vücut kendini kıpsadı. Ne yaptı? Kıpsadı. Ne demek lan kıpsamak? İçinde bir şey bırkılınca vücut kıpsar kendini. Bırkılmak ne? İşte bunlar bizim mahallenin... Ben bu İlhan Perisi'nden emin değilim, bir şarkı daha yapalım. Başka istediğiniz bir İlhan Perisi var. Bize uyar İlhan Perisi.
Buyurun. Bir tane de neşeli şarkı yapalım bakalım. Nasıl İlhan Perisi'sin? Yüreğine kuvvet. Başka, başka üç sen merdivenden in, kızın yanında ol bu sefer. Efendim? Yanında ol. Aşağıda. Evet, etrafında dolan böyle pır 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 kelebek gibi. Daha çok şey ilham ver. Evet. Ha, oldu oldu. Sen baba bağır bacağım diye. Anne söyle kocam. Evlat sen de söyle babam. Evet. Ve biz bu ambiyansta şarkı mı besleniyoruz? Ne güzel gitti. Ne? Gitti ne? Pezevenk. Ya. Siz bence... Ne o adam acı çekişiyor. Bence çekişiyor. Adamı hastaneye götürün. Siz yoldayken Nil yeni şarkısını yapsın. Evet biz gidiyoruz. Tut kızı Nil'in elinden indir aşağıya. Oo yenge... Ben aşağı mı ineceğim? Evet. Sen onlar onu hastaneye götürürken önce. Yolda yapacaksın şarkıyı. Aman kız dikkat et. Kız düşerse valla gebertirim seni. Teşekkürler. Ne demek? Hep yaptığım şey. Lan ne yapıyorsun? Adamı götürsene hastaneye. Bağır baba bağırsana. Bağırım. Bacım. Nereye gidiyorsun? Ya bir iki adım bu tarafa, iki adım bu tarafa. Öyle değil. İleri geri iki adım. İki adım sana, iki adım ona. Tamam, Nil'in önüne gelin, durun. Niye? Önünü kapamış olacağız. Hayır, adamı ortaya alın. Evet. Evet, buyurun. Şimdi söyle Nil'e. De ki, S diye arkadaşım, bir de bir şey söyle. Ama neşeli şarkı. S diye arkadaşım. Neyse olur. Başka? Bir kelime daha. O zaman sen söylesene bacım. Bu bizi sürekli yokuşa sürüyor. Sedye ve arkadaşımı neşelendirecek bir kelime ha. Lazım. Sedye ve arkadaşım çünkü çok neşeli bir şarkı olmuş. Sedye arkadaşım aşkla. Aşkta. Aşkla. 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 Sedye arkadaşım aşkla. Çok zor. İyice yokuşa sürdüm. Distribütör, indüksiyon bobini. Krank mili. Böyle şarkı mı olur? Gerizekalı. Olur. Krank mili. Krank mili. Özkan abi. Tamam onu sen yaparsın. Vay geliyor. Aşkla hallolur her şey aşkla. Sediye de arkadaşım aşkla. Yatıyor. Kadın elinden geleni yapıyor hadi ya. Hadi durma dans etmeye başla. Sediye de arkadaşım var aşkla. Önemli olan aşk. Hadi dans etmeye başla, başla. Sevgi de arkadaşım var yatıyor aşkla, aşkla. Hadi sen dans et. Bak sevgi de bile insan bazen aşkla yatabilir. Düşünsene, aşk her yere gelebilir, bir sediyeye bile. Sanatçı adamı durduramazsın. O halde, hadi dam etmeye başla, başla. Sediyede bile insan aşkla, aşkla dans edebilir. Sen de biraz dans et. Onun boynu tutuldu zaten şu an. Sevdiğini bile insan aşkla dans edebilir. Hadi sen de dans etmeye başla. Olabilir, olabilir. Bravo. Vallahi helal olsun sana ya. Sen sıkıntılısın vallahi abi. Bayağı oldu. Arkadaşım sahnedeki misafirleri gönder alkışla. Gel kanka. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz, sağ ol. Bir de sağ ol, çok sağ ol. Eyvallah abici, yaşayın. Aklıma birkaç kelime daha geldi. Aa, hakikaten. Ne mesela? Bu ben, fena değil. Ben, evren ve kırbaç. Arkadaşım, pisliğe götürme her şeyi. Evrende bir ben varım, her yeri kırbaçlarım. Hazır. Altyapısı neredeyse. Arkadaşım gerizekalılık yapma. Git Nil'in önüne. Bir şey söyleyeceğim. Bu ciddi. Gerçekten ben 10 senedir
Bir kelime bilmeden sahnede doğaçlayan bir adamla çalışıyorum. Çok mutluyum ve Nil, seni de tebrik ederim hiçbir şey bilmeden şarkı yapan biri olduğun için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Elinden tut getir periyi. Elinden tut periyi getir. Büyük alkışlarla. Nil Kara İbrahim. Nil Kara İbrahim. Çok nasıldı, saçma mıydı? Söyleyin, çay koysunlar Nil. Alem bu kadınlar. Hep arkadan konuşuyor. Kızcağız orada eser yapıyor. Sen niye sufi altyapısı çalıyorsun? Sabotör ya. Neyse, gördün mü? Kıza üç kelime veriyoruz, şarkı çalıyor. Sana burada gırtlağımı bağırıyorum. Diyorum ki, adam dağdan düşüyor, parmaklarıyla tutunmuş, müziği çal. Bir şey çalmıyorsun. Arkadaşım şuna bir hareket yap. Ben yokum sahnede. Benmişim gibi. Hayır öyle değil. Pardon. Hay gömlek takılıyordu. Onun için yaptım. Takılmıyorsun gömlek. Gel öne ver selamını. Al. Al. Ayağına sağlık. Sen hakkını. Teşekkür ediyoruz. Şahanesiniz. Fırat. Tamam. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet, kendinize iyi bakın. Sağ olun her şey için. Görüşmek üzere. Dikkatle gidin. Ama... çekeceğiz.